Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Bugün hayatta çokluğun her zaman ön planda olduğu dönemdeyken biz az nedir, minimalizm nedir bunu konuşmaya çalışacağız. Az kelimesi acaba her zaman olumsuz bir anlam mı ifade ediyor? Uzman konuklarımızdan bunları dinleyeceğiz. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Üzeyir Ok. Üzeyir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klinik psikolog Gökhan Ergür. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuyla ilgili sohbetimize devam ederken sizden de aynı zamanda kendini bilmek hashtag ile yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi alabiliriz. Dediğim gibi acaba az her zaman olumsuz bir anlam mı ifade ediyor? Bunu konuşmaya başlayacağız ve az dediğimiz zaman sıklıkla da duyduğumuz minimalizm kavramıyla karşılaşıyoruz. Acaba minimalizmi nasıl anlamalıyız? Gökhan Bey sizle başlayalım. Minimalizm 1960'lı yıllardan itibaren böyle popüler konuşulmaya başlayan uzak doğu felsefesi kökenli bir mevzu. Fakat bu minimalizm zaten bizim kültürel kodlarımızda yani o tasavvuf geleneğinde hali hazırda o bir lokma bir hırka dediğimiz anlayışın içinde barındıran bir konu başlığı. Burada amaç şu, yani insanın yalnızca ihtiyacına odaklanması. İhtiyaç duymadıklarını ise hayatının dışına çıkartması. Çünkü eğer biz insan olarak ne kadar çok ihtiyacımız dışında kişiyi, teknolojik aleti, ev eşyasını, kıyafeti hayatımıza alırsak bunun yükü de ruhumuzda o kadar fazla oluyor ve bunlarla mücadele etmek de o kadar zorlaşıyor. Minimalizm dediğimiz zaman aklımıza sadece maddi değil manevi hususların da gelmesi gerekiyor. İkili ilişkilerde gelmesi gerekiyor. Bizi yoran, üzen, kıran durumlar, iş ortamı her şey bunun içine dahil edilebilir. Fakat günümüzde bu popüler olarak minimalizm dediğimiz olguda atlanan bir yön var. Atlanan yön şu. Evet hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulalım. Fakat bu fazlalıklardan kurtulduktan sonra ne yapalım kısmı. Şimdi böyle çeşitli sosyal medya platformlarında videoları, içeriklere baktığımız zaman ıskalanan kısım bu. Fakat hakiki minimalizmde ya da o tasavvuf geleneğinde, bir lokma bir hırka geleneğinde bu eşyaları, yorgunlukları hayatımızdan attıktan sonra buraya bir anlam inşa etmemiz gerekiyor. Yani minimalizmin az eşyanın bizi götürmesi gerektiği yer biraz daha anlam. Anlamın kapısını çalmamız gerekiyor bizim. Sokrat şunu söylüyor. Maddi arayıştan ziyade bizim erdemin peşinde olmamız gerekiyor diyor. Yani bizim de peşinde olmamız gereken şey, minimalizmden anlamamız gereken şey o dünyalıkları, ihtiyaç olmayan dünyalıkları bir kenara itip erdemin, ahlakın, iyinin ve doğrunun peşinde olmamız. İlk aklıma gelen minimalizmle ilgili bunlardı. Ki bence çok da güzel bir giriş oldu. Üzeyir Hocam sizin de fikirlerinizi almak isterim. Peki ben de minimalizm kelimesiyle kafamda yaptığı çağrışımlar üzerinden birkaç şey söylemek istersem onlar şu şekilde gündeme getirilebilir. Bir defa minimalizm kelimesi orijin olarak bilindiği gibi İngilizce bir kelime. Minimal olan, daha az olan anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Ben düşünüyordum hani bunun karşılığı ne olabilir diye. Belki hani literatürde geçen şey tüketimcilik ya da consumerism dedikleri İngilizce yine karşılığı olarak var. Çok fazla mal, çok fazla tüketmek. Bu ne olabilir? Mal da olabilir, zaman olabilir, her şey olabilir. Sonra aklıma geldi bunu hani biraz şiirsel olarak ifadelendirmek için başka hangi kavram kullanabiliriz dedik. O zaman minimalizm olabilir İngilizce'de. Yani many İngilizce çok demek. Madem Türk İngilizce olarak minimal dedik, az dedik. Burada bir de minimalizm ya da çok şeye sahip olmak, çokçuluk yani belki bir kültür olarak olabilir. Yani görüldüğü gibi bugünkü konu çok önemli bir konu gerçekten. Ben bu konuyu ele aldığım zaman yani hani psikolojideki temel konulardan bir tanesi ya da insan
insanın iyilik haliyle ilgili dediğimiz, insanın mutluluğuyla ilgili temel konulardan bir tanesi bugün. Çünkü minimalizm, bu kapitalist yaşam öyle bir yaşam ki eğer siz belirli bir değer çerçevesinde yaşamazsanız, önü açık, tamamen özgür yaşarsanız çok tüketen bir toplum haline gelirsiniz. Bu 30 yıl olur, 40 yıl olur, 20. yüzyılın tamamı olur. Çok üretirsiniz, amaçsız bir şekilde üretirsiniz. Niye ürettiğinizi bilmezsiniz. Sonuçta çok şey ürettikten sonra galiba çok üretiyoruz, galiba buna bir fren koymamız lazım dersiniz. Medeniyetin mutsuzları ortaya çıkar. Sonra bu mutsuzlar derler ki, arkadaşlar yorulduk değil mi? Rekabet etmekten yorulduk, koşmaktan, üretmek için çok şeylerden fedakarlıkta bulunuyoruz. Mutlu değiliz, buna bir çare bulmamız lazım. Dolayısıyla minimalizme yönelmişlerdir. Çok enteresan. Dolayısıyla minimalizm, bu çok tüketim kültürüne karşı bir başlatılmış bir harekettir. Bunun karşı, buna karşı insanların daha sade bir yaşama yönelmesidir. Bir protestodur aslında bence. Yani kapitalizmi ve tüketim topluluğuna yönelik bir protestodur. Gökhan Bey'in söylediği gibi bu kültür bizim geleneğimizde var. Hani tasavvuf geleneği bizim kültürümüzün belki ana unsuru değil ama önemli akımlardan bir tanesi. Ve ben hani bir psikolog olarak insanların gelişimini düşündüğümüz zaman bence tasavvuf İslam'ın, bana göre en azından bu benim kişisel yorumum, İslam'ın en güzel yaşanma biçimlerinden bir tanesi olarak görüyorum. Bu sadece bu sadelikten dolayı değil, bir takım başka şeyler de, mesela mütevazı olmak, tevazu sahibi olmak önemli bir konu. Dolayısıyla tasavvufu çok incelemek lazım. Tabii tasavvufun farklı versiyonları var. Şimdi aşırılıkları var vesaire. Her şeyin aşırısı veya en azı var. Minimalizmde bu tehlike minimalizm kavramında da geçerli. Nasıl? Siz tamamen insanları en minimumla yetinmeye çağırırsanız, günübirlik yiyecekleriyle iktifa etmeye çağırırsanız, böyle bir topluluk bir ülke için, bir ülkenin geleceği için mükemmel olmayabilir. Yani burada bir denge unsuru olması gerekecek. Belki ilerleyen zamanlarda bunun üzerinde duracağız. Burada şunu gözlemlemişler, hemen onu söyleyeyim, ondan sonra yani kavramsal açılımdan sonra diğer konulara muhtemelen geçeceğiz. Yani minimalist yaşayan insanlar, yani daha az şeyle sade olarak yaşayan, yani sade bir hayatı olan insanlar, gereğinden fazlasının peşinde koşmayan insanların psikolojik olarak daha sağlıklı oldukları bulunmuştur. Yani bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Ki biz akademisyenler, bilimsel çalışmalar bizim için çok önemlidir. Bir yerde yazılmış olması ya da bir otorite tarafından söylenmiş olması yeterli değil. Onun rasyonel, bilimsel bir yönünün olması gerekiyor ve biz de görüyoruz ki bilimsel olarak minimalist insanlar daha mutlu. Genel olarak. Tabii bir takım detaylar var, onlara sonra değineceğiz. İsterseniz bu kadarla yetinelim. Minimalist insanların daha mutlu olduğu kanıtlanmış. Ama az önce Gökhan Bey'in dediği gibi bir şeyleri hayatımızdan çıkartırken geride bir yerine konması gereken bir anlam kalıyor. Acaba bu insanlar bu anlam koyma işini becerebilmişler midir? Yani çok güzel bir şey söylediniz, anlamın kapısını çalmak diye. Biraz bunu açabilir misiniz? Sanırım şu an içinde bulunduğumuz dönemin, hatta uzunca bir süredir insanlığın yaşadığı temel problemlerden bir tanesi bu anlam problemi. Bir anlamsızlık içerisindeyiz. Şimdi bu kıymetli hocam çok daha iyi bilecektir. Sanayi devrimi ile başlayan insanın o makineleşme sürecindeki yalnızlığı, huzurlu alanlarını terk edip, bulundukları bölgeleri terk edip, işte 2+1, 1+1 dairelere sıkışmak zorunda kalan insanlar ve bunun haliyle doğurmuş olduğu yalnızlık hissi, anlamsızlık hissi ve boşluk hissi. Yine bu boşluk hissini doldurmak çok kolay olmadı modern insan için. Ama bunu doldurmak için de işte bize büyük teknoloji şirketleri, büyük markalar yaptıkları reklamlarda, örneğin bir içecek firması, mutluluk bu kapağın altında dedi. Yani tüketerek mutlu ol, harcayarak mutlu ol. O kıyafeti, o telefonu, o ceketi satın alarak mutlu ol dedi. İnsanlar mutluluğu birazcık, o anlam boşluğunu birazcık bu noktada aradı. Fakat son dönemde görüyoruz ki hayır, biz tüketerek de mutlu olamıyoruz ve işte bu tür minimalizm gibi
akımların popülerleşmesinin sebebi biraz daha bu. Yani tüketerek, satın alarak biz mutlu olmadık. Mutlu olamadık. Peki gerçek anlam nerede? O Frankl'ın meşhur kitabı, insanın anlam arayışındaki o anlam nerede? Bizi ayakta tutan, bizi diri tutan güç neredeyi insan arıyor ve bu çok güncel bir mevzu. Hala insanlar arayış içerisinde bu noktada. Ama belki de bu arayışta bizi bir nokta ileriye taşıyan bir şey oluyor. Hayattaki fazlalıkları çıkartmaya başlamamız. Fazlalıkları çıkartmaya başlamakla beraber anlam arayışı çok daha büyük bir yer kazanıyor. Çünkü düz bir mantıkla baktığımız zaman başta tüketirken tükettikçe mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü istediğimiz her şeye sahibiz. Yani gereğinden fazla eşya, gereğinden fazla kıyafet belki neden bizi mutsuz etsin ki diye düşünüyoruz başta. Çünkü istediğimiz an istediğimize erişebileceğiz. Acaba bunun mutsuzlukla bağlantısı nereden geliyor? Şimdi şöyle ben konuya girmek istedim. Bir defa minimalizmin ya da sadeliğin psikolojisine baktığımız zaman hani bir şeyin nedeni, psikolojik nedeni nedir diye en önemli kavram olarak karşımıza insanların yaşadıkları iç güvensizlik duygusu. Yani temelde bir iç güvensizlik var ve insanlar bu iç güvensizliği, bu iç güvensizlik yaşama, hayattaki belirsizliklere yönelik geliştirilen bir iç boşluktur aslında. Yani bir belirsizliktir. Dolayısıyla insanlar bu güvensizliği ortadan kaldırmak için daha fazla güç sahibi olmak istiyorlar. Ve mala sahip olmak, eşyaya sahip olmak, daha fazlasına sahip olmanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar. Bu şekilde süreç böyle başlıyor aslında. Bir daire böyle başlıyor. Sonra daha fazla kazandığı zaman kendini parayla öne çıkarabilecektir. Ben burada başka şeyleri de katıyorum. Aslında kişiler sosyal olarak kendilerini öne çıkaramadıkları zaman, artı dışarıda başka insanlar şöhrete kavuştukları zaman, onlar da belki tanınmış olmaya, bilinmiş olmaya ve güç sahibi olmaya bu yöntemle başlıyorlar. Dolayısıyla daha fazla biriktirme, daha fazla mal sahibi olma ve kendini gösterme olayı ortaya çıkıyor. Geçenlerde basında görmüştüm, hatta dün görmüştüm galiba. Hiç bilmiyorum, detayını da bilmiyorum. Kişiler benim için önemli değil. Ama yapılan yorumlar üzerinden gidiyorum. Adamın bir tanesi örneğin helikopterle birlikte plaja iniş yapıyor örneğin. Yani ben burada psikolojik olarak şunu yorumluyorum. Belki yani yapılan yorumların gerçekliğinden yola çıkarak bunu yapıyorum. Diyorum ki insanlar bakın ben o kadar mal kazandım, şöhret daha doğrusu mala sahibim, o kadar zenginim ama siz beni niye görmüyorsunuz diye. Bence bu bir haykırıştır. Bakın ben sizin yani zar zor geldiğiniz bu tatil yerlerine helikopterle gelebiliyorum. Bakın ben burada ünlü birisiyim ya da ünlü olmak istiyorum, ben bilinmek istiyorum. Dolayısıyla hala niye beni görmediniz diye bir haykırışın bir psikolojik ifadesi olarak görüyorum. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman insanlar hani mal biriktirme, zengin olma vesaire üzerinden hareket ederek kendilerini gösterme ve güç sahibi olmak istiyoruz. Daha sonra bakıyorlar ki geride bir takım şeyler ihmal olmaya başlıyor. Ve peşinden koştukları güç sahibi olma arzusunun aslında diğer insanlar tarafından da çok takdir edilmediğinin farkında oluyorlar. Ve onların benim param var bana gelsin insanlar, benim peşimden koşsun arzusunun insanlarda aslında hoş bir duygu uyandırmadığını, tam tersine onlarda aslında nefret olduğunu, onlara gelen insanların da çıkar amacıyla geldiğini görüyorlar aslında. Ve dolayısıyla orada bir büyük bir boşluk yaşanıyor. Ve o malı biriktirmek için ailesinden, değil mi? Çocuklarından, sevdiklerinden ayrı yaşıyorlar. Stresle yaşıyorlar. Sabah erkenden kalkıyorlar, akşam geç saatlere kadar çalışıyorlar. Ama sonunda geliyorlar, bakıyorlar ki hani mutluluk yok hala üzerlerinde ve buna karşı bir isyan olarak ortaya çıkıyor. Gökhan Bey'in de az önce söylediği gibi bir anlam olgusuyla burada bağlantılı. Minimalistler şunu söylüyorlar. Çok yoğun tempoda ve stresle yaşanan bir hayatta hayatın anlamını keşfedemediklerini hissediyorlar. Ve dolayısıyla hayatın anlamını keşfetmek için kendilerine daha fazla zaman ayırmış olabiliyorlar. Daha fazla okumaya zaman ayırabiliyorlar. Daha fazla doğada yürümeye zaman ayırabiliyorlar. Ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir başka şey doğrudan psikolojik yönüyle alakalı söyleyeceğim. Mental space dediğimiz insanların zihinleri dolu. Yani modern dünya o kadar çok bizi meşgul ediyor ki ve ben de artık hani bunun farkındayım ve isyan ediyorum gerçekten. Hayatımız pek çok şeyle dolu. Yani sosyal medyadan tutun
harcadığınız şeyler, trafikler, aracınızın işte resmi işlemleri, evinizin giderleri, gelirleri, vergiler, şunu, yani hayatımız o kadar çok dolu ki. Biraz kendinizi boşa bıraksanız inanın borçlarla veya faizlerle, banka faizleri vesaire biraz kuşatıldığınızı hissedersiniz. Çünkü onları bırakmış oluyorsunuz. Böyle bir zamanda beyin dolu. Dolayısıyla beyninizde artık bu dolmuş olan, doldurulmuş olan, olumlu ya da olumsuz şeylerle doldurmuş olan, çöplerle doldurmuş olan bu beyni biraz boşaltmamız gerekiyor ki orada kendimize, kendi özgür irademize yer ayıralım. Dolayısıyla minimalizmin özgürlükle de bu şekilde bağlantısı var. Yani ben özgür olmak istiyorsam eğer parayla özgür olamıyorum. Para beni peşinden koşturuyor ve dolayısıyla ben onun peşinden koştukça hem fiziksel olarak hem ruhen yorulduğumu hissediyorum. Dolayısıyla kendime zaman ayırmam lazım diyoruz. Çok fazla konuşmak istedim. Özgürleşme konusu çok önemli bir konu gerçekten. Kendimizi nasıl özgürleştirebiliriz sizce bu bağlamda? Şimdi bence kullandığımız materyalleri, sahip olduğumuzu düşündüğümüz materyallere, insanlara, düşüncelere tekrar bir bakmak gerekiyor. Fakat işte o minimalizmin çıkış noktası eşya üzerinden gidecek olursak, minimalistler şunu söylüyor, diyor ki bir anda her şeyinizi kaybettiniz, kıyafetleriniz dahil, eviniz, yuvanız vesaire. Dışarıdasınız ve bir gazete kağıdının üzerinde yatıyorsunuz. Her gün bir tane eşyaya sahip olma hakkınız var. Ne istersiniz? Her gün bir eşyanız olacak. İşte diyorlar ki ilk olarak muhakkak bir palto istersiniz. Sonrasında bir ayakkabı istersiniz. Ertesi gün bir yatak istersiniz. Yani bizim aslında temel ihtiyacımız bu kadar basit şeyler. Biz bu basitliği karmaşıklaştırıyoruz ve bu karmaşıklığın içerisinde boğuluyoruz. İkinci bir husus, eşyalar bize değil, bizler eşyalar bize hükmediyor. Bizler eşyaya hükmetmiyoruz. İşte kullandığımız telefonlar, sahip olduğumuz arabalar, yazlıklar, o bu şu, bir yerden sonra onlar artık bize hizmet etmesi gerekirken biz onlara hizmet etmeye başlıyoruz. Aynı Zehir Bey'in de bahsettiği gibi, yani o zihindeki doluluğu sağlıyorlar. Bize hükmetmeleri kısmında bu da bana bağlantılı geliyor aslında. Evet, evet, evet. Yani bu eşyayı yüceltme mevzusu hocamızın bahsettiği gibi aslında bir güç. Kendimize bir güvenlik alanı inşa etme meselesi. Şimdi hepimizin evlerinde böyle, ben de hatırlarım, misafir odalarımız vardı. Böyle evdeki en güzel eşyalar o odadaydı. Anne odanın kapısını açmaz. İşte böyle çocuk sürekli oraya girmek ister. Kullanamadığımız, tırnak içerisinde kutsanmış bir oda vardı. Yine aynı şekilde işte misafir yemek takımları. Onlarla yemek yemek büyük bir olaydı mesela bizim için. Şimdi ben orayı kullanamayacaksam, o eşyaları kullanamayacaksam neden onlar benim hayatımda yer işgal ediyor? İşte birazcık daha bu noktaları düşünmemiz gerekiyor. Yani faydalanamıyorsam eğer, burada salt faydacı bir anlayıştan bahsetmiyorum. Yani benim işimi kolaylaştırmıyorsa hayatta, benim hayatımda gereğinden fazla yer kaplıyorsa eğer, bu eşya neden benim hayatımda? Bunlardan kurtularak, bunları yavaş yavaş hayatımın dışına çıkartarak hem zihnimizi, hocamızın da bahsettiği gibi, hem de hayatımızı biraz daha özgürleştirmek, o fazlalıklardan kurtulmak insana fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Ama acaba burada biraz kültürel değerlerin de etkisi olabilir mi? Çünkü bizim kültürümüzde misafire çok büyük bir hürmet vardır ve misafir yemek takımının ayrı olması, misafir odasının ayrı tutulması misafirle özdeşmiş bir şey ve sadece ona özel kullanırız. Bizim günlük kullandığımız tabakların yaldızı sökülmeye başlar ve biz onu belki tolere ederiz ama onu asla misafirin önüne çıkartamayız. acaba bu bağlamda minimalizmi kültürle nasıl bağdaştırabiliriz? Kesinlikle. Yani ben de gülümsedim çünkü hatırlıyorum. Belki şu anda o kadar değildir ama geçmişte salonların, biliyorsunuz, temizlenip düzenlenip perdelerinden işte koltuk örtülerine varıncaya kadar her şeyin düzenlenip kapısının kilitlenip misafir gelinceye kadar, ki
haftada bir mi gelir, 15 günde bir mi gelir, ne zaman gelir, ayda bir mi gelir bilinmiyor ama orası öyle tutulur. Kocaman evin de en geniş alanı. Burada tabii ki yine psikolojik faktörler ortaya çıkıyor. Çünkü yani bunun arkasında ne yatıyor? Gelen insanlar bizi eşyamız üzerinden yargılayacak mı ve bize bir not verecek mi? Perdelerimiz yerinde mi, uyumlu mu, değil mi, değil mi? Bunu, yani burada kişisel faktörler çok önemli. Tabii burada bizim hani kültürümüz gereği de bir takım noktalar var. Onlara da değinmek istiyorum. Yani kültürel unsurlar çok önemli. Nedir? Ben hani buraya gelirken de düşündüm. Yani burada biz minimalizm üzerinden fakirliğe, metiye düzecek değiliz aslında. Burada bir orta yolu bulunmak gerekiyor. Ben hani Kur'an-ı Kerim'den ayet de hatırlıyorum. Ne diyor? Tamamen elinizi açmayın. Tamamen de cimri olup, yani malınızı tamamen kendinize tutup, böyle hani çok cimri olarak da yaşamayın. Evet. Dolayısıyla orta bir yol öneriliyor burada bize. Yani bizim hani kültürümüzü besleyen en önemli kaynak olarak Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var. Şu var mı peki, yani kültürel olarak yine bize Kur'an dünya malını ve dünyalığı ve dünya ziynetlerini bize hani hoşnut duygular veren, hoş duygular veren ya da hedonistik haz duygularımıza hitap eden arabalar, altınlar, birikimler vesaire, bunlar hoşunuza gider, bunlar sevimlidir, insanın arzusudur ama bunları hayatınızda ana hedef olarak alırsanız o zaman ölümden sonraki hayatın bir anlamı kalmaz. Daha doğrusu ölümden sonraki hayat daha fazla tercih edilmelidir der. Ve tamamen ölümden sonraki hayata yatırım yapma diye bir şey yok. Ama dünyalığı ya da dünya ile ilgili şeyleri, gereksinimleri unutmamak gerekiyor. Niye unutmamak gerekiyor? Bugün modern çağda insanlar, hani topluluklar silahlanıyorlar ciddi bir şekilde. Siz silahlanan bu büyük dev ülkelerin arkasında ezilmek istemiyorsanız ve köleleştirilmek istemiyorsanız aynı Kur'an insanlara savunma ile ilgili ölçütleri ve düşmanı, gözünü korkutacak güce sahip olmamızı öneriyor. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Yani o zaman başka şey anlam, yani minimalizmden anlamamız gereken şey bize yetecek kadarını elde etmek. Fazlalıklarımız varsa çıkarmak. Şöyle evin içine baktığımız zaman birkaç yıl içerisinde kullanmadığımız ne var? Onları tespit edip çıkarmak. Çıkarmak derken Batılı bunu evden çıkarmak der ama İslam kültürü bunu öyle demez. İslam kültürü der ki fakirlere vermek lazım. Yani fazlalıklarınızı fakirlere vermek lazım. Tabii erdemli olan fazlalıklarınızı vermek değil, sevdiklerinizden vermektir. Onu da hatırlatmak lazım. Ama dağılım olarak burada çok şey aslında bunun yani çok ciddi bir şekilde politikalarla da alakası var. Yani vergilerin, gelirin dağılımının ne kadar önemli olduğunu, zengin ve fakir arasındaki uçurumun az olması gerektiğine varıncaya kadar çok uçları olan, yani yönleri olan bir şey. Yani evet, bizde kanaat vardır. Bazı insanlar kanaatkar olabilirler ama toplumun tamamı sadece günlük lokmayla yetinmeyle kalmamalı tabii ki. Yaşamalı ama yaşarken çocuklarını, hayatın anlamını ve kendilerine ayırmaları gereken yaşamlarına zaman ayırmayı ihmal etmemeli. Yani önemli olan budur. Yani bu noktayı yakalamak lazım. Gerçekten de kapitalist toplum bize reklamlar aracılığıyla dışarı çıktığınız zaman her yerde reklam görürsünüz. İnsanlar çünkü benden alın adeta çağırıyorlar şeklinde yorumlayabilirsiniz. Reklamlar ve insanlar kendini geliştirmezlerse, iç kontrolünü geliştirmedikleri zaman zannederler ki bunların her birinin alınması gerekir. Ben bunu çocukluğumda öğrendim. Rahmetli annem çocukken mesela bir şey görüyordum çarşıda yürürken. Anne bana bundan alır mısın? Annemin şöyle bir sözü vardı. Oğlum, gözünün her gördüğünün peşinden gitme ya da gözünün her gördüğünü almaya çalışma tarzında bir ifadesi vardı. O çocukkenki ifade ama yetişkinlikte de insan için önemli bir rehber. Dolayısıyla buradan yola çıktığımız zaman kanaattir. Fakir kelimesi mesela tasavvufta Gökhan Bey bahsetti. Yani fakir, tamam bazı insanlar tercih edebilir, bu %10'u olabilir ama %80'inin, %70'inin böyle olmasını beklemek çok zor. Ama buna karşılık ona benzer yakın davranışlarımız olabilir. Onlar da hayatımızda sadece ihtiyacımız olan alanı bulundurmak ve diğer kazandıklarımızdan fazlalıklar varsa onları belki bir yerde tutmak ama bizim onların bizim hayatımızı köleleştirmesine engel olmak ya da tamamen istila etmesine engel olmak gerekir diye düşünüyorum.
ruh sağlığıyla da bağlantısına gelmek istiyorum ben bu konunun. Çünkü dolaylı yoldan değil, direkt aslında ilişkili olan bir konu. Sizle başlayalım Gökhan Bey. Evet. Şimdi biz hayatımızda eğer hayatımızdaki yüklerden kurtulursak eğer özgürleşmiş olacağız. Özgürlüğü elde etmiş olacağız. Feridun Attar'ın Kuşların Dili isimli kitabında geçer. Avcılar böyle bir 5-10 tane kuşu yakalar ve bir kafesin içine koyarlar. Bu kafesin içine koydukları kuşları satmak için sürekli onlara yem verirler ki büyüsünler, gelişsinler diye. İçlerinden bir kuş bu yemi aç olmasına rağmen yemeği reddeder. Reddeder çünkü başına geleceği sezmiştir. Giderek zayıflamaya başlar, diğer kuşlar kilo alır ve günü geldiği zaman da o zayıflayan kuş parmaklıkların arasından sıyrılıp kurtulur ve özgürlüğüne kavuşur. Şimdi biz her önümüze sunulanı ihtiyacı olarak değerlendirmezsek, her yeni model araba, telefon, saat için çalışıp kendimizi, vaktimizi, ailemize ayıracağımız vakti heba etmezsek daha mutlu oluruz. Daha güçlü oluruz. Çünkü hakiki olanın maddede değil, manada olduğunu düşünmeye vaktimiz kalır. Şimdi düşünmeye vaktimiz kalmıyor bizim. Gerçekten şöyle tek başımıza bir yürüyüş dahi yapamıyoruz. Çünkü işte kulağımızda kulaklık oluyor. Spotify'dan, oradan buradan bir şeyler çalıyor. Yani böyle tek başımıza oturup ya ne yaptım, ne yapıyorum demeye fırsatımız kalmıyor artık. Çünkü yoğun bir kalabalık var. Her yerden sesler, gürültüler, bir bilgi, enformasyon bombardımanı altında insan. Şimdi böyle tek kalamadığı zaman, yalnız kalamadığı zaman sürekli etrafında bir şeyleri ihtiyaç, bir şeyleri amaç halinde gördüğü zaman haliyle yoruluyor. Ve bu yorgunluk da insana ne yazık ki iyi gelmiyor. Ve ilişkileri de azaltma kısmından bahsetmiştiniz. Yani ilişkileri neden azaltmamız gerekiyor? Sizden de fikirlerinizi alacağım aynı konuda. Evet, evet. Şimdi burada insanın hayatında birilerinin olması, birileriyle böyle hemhal olması çok çok güzel. Fakat biz yalnız kalmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Winnicott'ın 1958 yılında Yalnız Kalabilme Kapasitesi isimli bir makalesi var. Orada şunu anlatıyor. Bazı isimler, bazı kişiler hayatlarına yalnız devam edebiliyorlar. Fakat kimi ise yalnız kalmaktan inanılmaz korkuyor. Sürekli bir ötekini arıyor. Sürekli muhakkak hepimizin çevresinde vardır. Oraya gidelim, bunu yapalım. Böyle sizi darlayan, sürekli birileriyle olmak isteyen tipler. Bu kişileri biraz daha böyle çocukluk dönemine, bu kişilerin biraz daha çocukluk dönemine dönüp bakıyor ve şey diyor. Annesiyle eğer çocuk güvenli bağlanmışsa, annesi onun, kendisine bakım veren kişi onun ihtiyaçlarını gidermişse eğer, çocuk yanında annesi olmadan, yani bir öteki olmadan da yaşayabilir. İşte oyuncağıyla oynar, ne bileyim pencereden dışarı bakar, suyun kapağıyla oynar. Yani muhakkak bir şeyler yapar ve vaktini geçirebilir diyor. Fakat annesi sürekli onu terk etmişse, ağlatmışsa, çocuğun öz bakımını sağlayamamışsa çocuk daimi olarak bir ötekini kaybetme korkusu yaşıyor. Yanımda sürekli birilerinin olması gerek duygusuyla yaşıyor. Şimdi bu bağlamda bizim yalnız kalabilmeyi öğrenmemiz ve çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor aslında. Şimdi evet, bir öteki için faydalı olmak, bir ötekinin derdine koşmak, derdiyle hemhal olmak çok çok önemli. Ama burada ben modern insanın kendisini unuttuğunu düşünüyorum. İşte uçaklarda da vardır. Bu herhangi bir olumsuzluk durumunda oksijen maskeleri düşer ve önce yetişkinlerin takması istenir. Çünkü ben kendime bakacağım ki etrafımdakilere de, çocuğuma da faydam dokunsun. Şimdi öncelikli olarak biz biraz daha kendi ayaklarımız üzerinde
duracağız ki ötekine bir faydamız olsun. Bu şeyle alakası yok. Yani bencillikle, ben merkezcilikle kesinlikle alakası yok. Ama öncelikli olarak bizim yalnız kalabilmeyi becerebilmemiz, sürekli olarak bir ötekine ihtiyaç duyma durumu üzerine kafa yormamız. Şimdi tarihteki büyük şahsiyetlere bakın, sanatçılara bakın. Hepsi Friedrich Gross'un bir kitabı var, Yürümenin Felsefesi diye. Orada bu yalnızlık temasına değinir. Bu büyük isimlerin hepsi yalnız kalabilmeyi gerektiğinde kendini o insan ilişkilerinden çekip kendi başına düşünebilmeyi becermiş insanlardır. O yüzden evet, topluma, insana, dünyaya faydamız muhakkak olacak. Bir arkadaş çevremiz, dost çevremiz muhakkak olacak. Fakat bizim yalnız kalmayı bilmeyi ve bunu becerebilmeyi de bilmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ben de aynı kanaatteyim. Biliyorsunuz kendini gerçekleştirme kavramı. Bunun içerisinde hani bu bizim kamil insan, olgun insan, kendini yetiştirmiş insan karşılığı olarak karşımıza çıkıyor psikolojide. Kendini gerçekleştirmiş olan insanın temel özelliklerinden bir tanesi de yalnız kalabilmeyi becerebilmedir. Yalnız kalmak derken, şimdi biliyorsunuz hani yalnız hissetmek değil, bilinçli olarak kendini inzivaya çekmek, bilinçli olarak kendine zaman ayırmak, tek kalabilmek, tek kalıp kendisiyle ilgili düşünebilmek. Aslında minimalizmin arkasında yatan güdülerden bir tanesi de bu, farkındalık geliştirmek. Farkındalık da ancak kişinin kendisine zaman ayırarak, bir süre yer yer belli aralıklarla tek başına kalarak ben bu hayatta neler yapıyorum? Çünkü otokontrol önemli. Her zaman çevrenizdeki insanlar size yanlış yapıyorsanız yanlış yaptığınızı söyleyemeyebilirler. Yani bu yaşam, bu gidişat yerinde mi değil mi, ne yapıyorum, hayatımın anlamı, amacı nedir gibi konularda yalnız kalabilmek. Bir de hani bunun arkasında başkaları ne der korkusu yaşamamış olmak. Çünkü yalnızlık bu şudur. Birisi hadi bugün şuraya gidelim dediği zaman bugün kendime zaman ayırmam gerekiyor diyebilmek için o insanlara karşı bir minnet, zorunluluk hissetmemiş olmadı. Yani bu zorunluluğu hissetmemek ve akıntıya kapılan bir varlık olmadığınızı, özgür, bağımsız birey olduğunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle bir otonom olması gerekiyor. Bu olduğu zaman kendinize ve farkındalığınızı, kendinize dönüp bakabiliyorsunuz, farkındalığınızı yükseltebiliyorsunuz ve toplumdan da ya insanların ne der etkisinden, mahalle baskısından bağımsız yaşayabildiğiniz anlamına gelir. Yoksa mahalle baskısı olursa biraz önce söylediğimiz gibi onun işte filanca marka arabası varmış. Bizim niye yok, bizim neyimiz eksik, biz niye almıyoruz'a dönüşür ve dolayısıyla minimalizmin karşıtı ortaya çıkabiliyor. İşte bu olgun insan kendi kendini belirleyen, kendi yaşantısını, amaçlarını belirleyen insandır. Başkalarının isteklerini, reklamların, çevredeki diğer güdüleyici şeylerin etkisinde kalmamak anlamına geliyor. Diğer taraftan tabii ki minimalizmi körükleyen şeylerden bir tanesi, daha doğrusu tüketim kültürünü körükleyen şeylerden bir tanesi aslında sosyal ilişkilerde başarısızlık yani. Sosyal ilişkilerde eğer belli düzeyde başarılı olabilirsek, kaliteli insan ilişkileri geliştirebilirsek o zaman belki servet ile, mal ile daha fazla hani güç kazanacağım duygusu dengelenmiş olur eğer bunu başarabilirsek. Ve sosyal ilişkiler bilindiği gibi hani ruh sağlığı için son derece temel bir konu ve insanların ilişkileri güçlü olmayan insanların mutsuz oldukları çok belirgin. Bunu hani sık sık vurgularlar psikolojide. Araştırmaların çoğu bunu gösterir. Dolayısıyla iyi iletişim geliştirebilmek de belki minimalizmin minimalist bir yaşam için uygun bir yaşam tarzıdır diyebiliriz. İletişimle ilgili aynı zamanda şu an her an erişilebilir olduğumuz da bir dönemdeyiz. Ve istiyoruz ki istediğimize istediğimiz an ulaşabilelim. Ben bunun aslında biraz farkında olmadan zorbalığa kaydığı zamanlar olduğunu da düşünüyorum. Çünkü mail mesela zamansız olduğu, mail zamansız olarak atılabilen bir şey gibi algılanıyor. Ama aynı zamanda o vakitte o maili almanın o kişiye nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Yani tamam bize belki cevap verme zorunluluğu yok ama biz o maille o sırada onu rahatsız ettik. Onun zihnini meşgul edecek bir bildirim oraya gönderdik. Ya da şununla karşılaşıyoruz. Ya işte baksana Instagram'da fotoğraf paylaşmış, benim mesajıma cevap vermiyor. Yani bu aşırılığı aslında her anlamda yapmaya başladık. İletişimin çok fazla artmasıyla da beraber. İletişimdeki bu fazlalığı
Sizce azaltmalı mıyız ya da nasıl azaltmalıyız veya insana nasıl etkileri oluyor? Şimdi Thorndike şunu söylüyor. İnsanlara çevremizi artık her an ulaşılabilir olmadığımızı göstermemiz gerekiyor diyor. Çünkü sahip olduğumuz cep telefonları ya da o mail adresleri bizim her an ulaşılabilir insanlar olduğumuzu düşündürüyor insanlara. Ne yazık ki. Bu bakımdan birazcık daha kendi sınırlarımızı kendimizin belirlemesi gerekiyor. Yani bana her an mesaj atamazsın, gecenin bir yarısında mesaj atamazsın. Bundan rahatsızlığımızı dile getirmemiz gerekiyor. Ya da işte gelen çağrılara anında geri dönmeyebilirim. Atılan mesajlara anında, maillere anında geri dönmeyebilirim. Ve bunun kabalıkla hiçbir alakası olmadığını da söylememiz, net bir şekilde söylememiz gerekiyor insanlara. Çünkü bu çok böyle klasik bir pattern olduğu için insanlar yani bunu bir saygısızlık olarak adlandırıyorlar. Fakat hayır, senin bununla alakalı benden bir beklenti içinde olman temelde bir saygısızlık. Bunu insanlara hissettirmemiz gerekiyor. İkinci bir mevzu da bu teknoloji artık hayatımızın her alanında. Evet, fakat bizim yeni çıkan her ürünün, yeni çıkan her uygulamanın da kullanıcısı olmamamız, hepsini hayatımıza dahil etmememiz gerekiyor. Çünkü biz ne kadar çok bildirim alırsak o kadar çok gözümüz bilgisayarımıza, telefonumuza, tabletimize takılacaktır. Biz her yeni ürünün kullanıcısı olmazsak eğer biraz daha kendimize vakit ayırabileceğiz. Biraz daha o benliğimize vakit ayırabileceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırma var. 2007, 2015 ve 2017 yılları arasında insanın 24 saatini inceliyorlar. İşte iş, uyku ve kişisel bakım haricinde bir 4 saatlik benliğimize ayırdığımız vakit kalıyor. Şimdi bu benliğimize ayırdığımız vakte 2007 yılından itibaren ekran süresi dediğimiz bir süre girmeye başlıyor. 2007'de böyle bir o 1 saati kapsarken işte 2015'te bu 2 saate, 2017'de ise neredeyse 3,5 saate dayanmış vaziyette oluyor. Bu şu demek, yani bizim benliğimize ayırdığımız vakti artık ekranlar kontrol ediyor. Ve bu benlik aslında bizim kutsal alanımızdır. İnsan o benlik alanında dua eder, tefekkür eder, şiir yazar, kitap okur, sevdikleriyle ilgilenir, felsefe yapar, kendi hakkında düşünür her şeyden önce. Fakat biz bu ekranlar vasıtasıyla, yoğun ekranlar, fazla sayıdaki ekranlar vasıtasıyla benlik alanımızı büyük teknoloji baronlarına teslim ediyoruz. Ve insan olmayı ıskalıyoruz, insan olmayı kaçırıyoruz. Çünkü bize ayrılan bir vakit var ve o vakti kullanamıyoruz. O yüzden birazcık daha bu benliğimize ayırdığımız vakit üzerine düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunun da yolu işte birazcık daha o teknolojik aletlerdeki ya da uygulamalardaki minimalizm uygulamalarını güncellemek, bunlar üzerine kafa yormak. Birazdan biraz daha detaylı bir şekilde ele almanızı da isteyeceğim teknolojik aletlerin çok fazla hayatımıza girmesi konusunda, ama sizin de fikirlerinizi almak istiyorum bu iletişim mevzusunda. Tabii şöyle bir durum da var. Aynı zamanda çalışanların da her an ulaşılabilir olması gerektiği beklentisi var işverenleri tarafından. Özellikle de pandemide evden çalışmanın çok fazla arttığı bir dönemde, yani yapacak bir işin yok, neden bu sırada bu işi yapmayasın gibi de bir algı var. Evet, bu çerçevede bir şeyler söylemek istiyorum ama ondan önce küçük birkaç notlarım var aslında, belki tamamlayıcı olacağını düşündüğüm. Bunlardan bir tanesi belki hani mala sahip olmakla mal sevgisini ayırmak lazım. Yani bir şeyi mala sahip olursunuz ama servete sahip olursunuz, paraya sahip olursunuz, ona bir tapma vardır. Ama onu sadece bir araç olarak görme vardır. Temel hedef olarak gördüğünüz zaman sakıncalı olabiliyor. Bir de şunu söyledi, hani mutluluk şey konusunu, mutluluk ve servet konusuyla ilgili yapılan araştırmaları bir tekrar gibi olacak. Geçmişte hocalarımız da çok vurguluyor, arkadaşlarımız. Yani çok parası olan çok mu mutlu? Bununla ilgili araştırmalar belli düzeye kadar servet olan, belli düzeye kadar
malı olan insanların mutlu olduğunu ama belli aşamadan sonra hani gereği ne diyelim işte insanın hayatına yetecek kalan kadar olandan fazlasının ne kadar yani çok fazla yükselmesinin insanlara ekstra bir mutluluk katmadığını gösteriyor. Normalde araştırmalar bunu gösteriyor. Yani en zengin olanlar dünyadaki en mutlu insanlar değil. Yani bunu vurgulamak lazım. Ama hani araştırma şunu da gösteriyor. İnsanların çok zengin olması değil hani ya da hani zengin olması ya da fakir olmasından ziyade yani servetini kendi amacına ihtiyaca göre kullanıp kullanmaması önemli olan. Yani kendi ihtiyacına göre kullanabiliyorsa, gereksiz yere kullanmıyorsa o zaman insanlar mutlu olabiliyorlar diye bir araştırmaya rastladım. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu çok önemli. Ondan sonra çevreci, yani minimalist olan insanlar çevrecidirler. Bu da şu anlama geliyor. Çevreye bakan insanlar başka insanlara da katkıda bulunmaya yönelik insanlardır. Biliyorsunuz değerler çemberini hatırlarsınız belki. Meşhur bilim adamı Schwartz'ın yaptığı değerler ölçeğinde iki kutup karşı karşıyadır. Ya siz kendi güç elde etmeye çalışırsınız, başarı elde etmeye çalışırsınız, para biriktirmeye çalışırsınız veya da onun karşıtı evrensel değerlere sahip olursunuz. Diğer insanları düşünürsünüz, bütün insanların mutluluğunu düşünürsünüz. Dolayısıyla bu iki kutuptan birincisi minimalist olmayan durum, ya bencilce bir yaklaşım tarzı, gücü servette, parada ve güçte arayan bir tarzdır. Çok mutluluk getirmiyor. Diğer tarafta evrensel olan ve toplumuna fedakarlıkta bulunan, Adler'in söylediği gibi toplumuna fedakarlıkta bulunan insanların daha mutlu olduğunu görüyoruz. Ve hem toplum için hem de kendisi için daha faydalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla minimalist insanlar çevreci insanlardır aynı zamanda. Bu çok önemli. Niyetli yaşam kavramı var bir de biliyorsun. Niyetli yaşam diye söyleniyor ama amaçlı ve bilinçli yaşamak. Yani kendi rotanı kendin çizmek. Minimalist insanlar, sade yaşayan insanlar kendi hayatlarında daha bilinçli yaşarlar ve kendi planlarını kendileri yaparlar ve planladıkları gibi niyetli yani bilinçli yaşayan insanlardır. Bu açıdan da minimalist olmanın ciddi bir faydası var. Şimdi sosyal medyaya geldiğimiz zaman gerçekten bu telefonlar ciddi her şey değil. Çok ciddi sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Batılı toplumlarda bu telefonlar daha fazla kişisel olarak algılanıyor ve insanlar günlük hayatlarında ve işlerinde bu telefonu çok fazla kullanmama eğilimindeler. Niye? Çünkü bu benim kendi aile bireylerimle ya da yakın arkadaşlarımla kullanabilecek olduğum, beni her an arayabileceğini düşündüğüm insanların kullanabilecek oldukları bir vasıta olarak görürler. En azından temelde öyle görürler. Ama bugün bu telefon, efendim sosyal medya araçları yani yazılım, iletişim araçları vesaire bunlar bizi gerçekten acayip şekilde meşgul ediyor. Gökhan Bey'in söylediğine kesinlikle katılıyorum. Biz her insana her an cevap vermek durumunda değiliz ama şu var ki insanlar başka insanlarla iletişimlerinde sürekli cevap aldıklarında siz eğer cevabı yarım saat sonra veya bir saat sonra yazdığınız zaman buna irite oluyorlar. Bu kendini beğenmiş ukala olarak algılamaya başladılar. Bunu dolayısıyla bireysel olarak değil, bir kültür olarak geliştirmemiz lazım. Yani bana acilen ulaşması gereken kişi varsa belki ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz ama sıradan, dışarıdan tanımadığın ya da uzaktan tanıdığın bir insanın anında ulaşma arzusunun yerinde olmadığını ve benim mahrem saatime, mahrem alanıma bir girme mücadelesi olarak görmesi gerekir. Dolayısıyla hatta affedersiniz sizi bu saatte rahatsız ediyorum diye bile ifade kullanmayan insanların cüretsizce böyle bir girişimde bulunmaları kabul edilebilir değil tabii ki. Bu bir etik davranış, bu bir nezaket ve incelik davranışıdır diye düşünüyorum. Yine de bahsettiğimiz bütün bunlar evet azaltmamız gereken ya da bizim sınır çizmemiz gereken kavramlar ama zaten mesele buradan çıkıyor. Yani bizim bu sınırı çizemeyişimizden kaynaklanıyor. Az önce de söylediğim gibi özellikle iş koşullarını düşündüğümüz zaman siz çok güzel bir şey söylediniz. İnsanlar diğerlerine göre geç cevap verdiğiniz zaman bundan irite oluyorlar diye. Herkes o patrona anında cevap veriyorken sen neden veremiyorsun mesela. Burada insanlar bu sınırı nasıl çizecek? Tamam net bir şekilde söylemeleri gerekiyor ama her zaman herkese karşı da bu net ifadeyi kullanamıyoruz. Evet yani burada biraz daha sanki oradaki güç ya da makam sahibi kişinin kendiyle alakalı bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Yani özellikle pandemi döneminde zaten evdesiniz cümlesini duymayan yoktur herhalde. Şimdi
Buradan o gönlü güzel insanlara seslenmiş olalım. Lütfen ve lütfen. Yani insanlar evde bütün gün uzaktan çalışmada işte yatıp gününü gün etmiyor. Buraya kısa bir şey ekleyebilir Buyurun. Miyim? Bence bu gönlü güzel insanların arasına bizim hocalarımızı da eklememiz gerekiyor. Çünkü öğrencilere de çok büyük bir baskı yapıldı. Zaten evdesiniz, işiniz ne? Şeklinde. Evet, yani özellikle üniversite öğrencileriyle klinik ortamda yaptığımız görüşmelerde şunu söylüyorlar. Hocam yani keşke yüz yüze olsaydı okul. Bu dönemde inanılmaz ödev yoğunluğu, proje yoğunluğu arttı. Herkes bizim evde rahat olduğumuzu düşünüp ekstra ödevler vermeye başladı diye. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Burada insanların temelde yaşadığı en temel korku ölüm korkusu. Hepimiz bu pandemi sürecinde ölmekten korktuk. Yani ölmekten ve sevdiklerimizin ölmesinden korktuk. Şimdi hali hazırda böyle temelde belki bilinç dışı düzeyde böyle bir korkumuz var. Dışarı çıkamıyoruz, sevdiklerimizden uzağız. Bir aile yakınımızı kaybetmiş olabiliriz. Çok sevdiğimiz bir insanı kaybetmiş olabiliriz. Ekranlarda tüm gün işte o ölüm, hastalık vesaire sayıları, rakamları takip ediyoruz. Ve böyle bir ortamda zaten bir stres doğuyor. Hayatımız bıçak gibi kesildi ve bu yoğun stres ortamında kafamızı dağıtamadığımız, dinlenemediğimiz ortamda uzun çalışma saatleri de, yani tanımı belli olmayan mesai saatleri de eklendi buna. Burada elbette ki çalışanın, işçinin hareket alanı çok çok kısıtlı. Ama ben inanıyorum ki böyle işverenlerin, gönlü güzel işverenlerin biraz bu konu üzerine düşündükleri zaman ya evet diyecekler ki bu insanlar haklı. Birazcık ailesiyle geçirmesi gereken vakitleri işte proje başında, bilgisayar başında akşamlarını tüketmemeleri onların ruh sağlıkları için daha iyi olduğunu görecekler, düşünecekler ve ruh sağlığı yerinde güçlü bir işçinin de, güçlü bir çalışanın da üretimi doğal olarak artacaktır. Ama dediğim gibi yani burada birazcık daha o işverenlerin üzerine düşünmesi gereken bir mesele diye düşünüyorum. Ben bir şey daha eklemek isterim Gökhan. Çok güzel konuyu açınca benim de aklıma şeyler geldi, çağrışım yaptı. Gerçekten sosyal medyanın bizim nesillerimiz üzerinde büyük etkisi var. Nihan Hanım, çocuklar erken yaşta cep telefonu kullanmaya başlıyorlar. Bu çocuklarımızın derslerine odaklanmaları neredeyse imkansız. Bir davranış geliştirme olarak benim yani gözlemlediğim, diğer meslektaşlarımdan da gözlemlediğim yurt dışındaki telefonları tamamen kapatarak 2 saat, 1 saat aralıklarla uçak moduna alarak yapmamız gereken, yetiştirmemiz gereken bir çalışma varsa ona yönelmek çok önemli. Özellikle ilerleyen yaşlarda konsantre dağıldığı zaman o konsantreyi tekrar elde etmek için, dağılan dikkati toplayabilmek için bir hem öncesinde zaman gerekiyor hem de tekrar eski konuları toplamak açısından önemli bir durum söz konusu. Ciddi bir enerji kaybına uğruyoruz. Bence bunun üzerinde yani milli eğitim de dahil yani ülke politikaları yapan insanların bu çocuklarımızın enerjilerini çalabilen ya da çalan herhangi teknolojik bağımlılığa yönelik ciddi önlemler almaları gerekir ki böylelikle güç kaybını önlemiş oluruz. Az bilgi, yetersiz bilgi düşünsenize yani tıp alanında olsun veya iletişimde olsun veya başka alanlarda olsun az bilgi felaket getirebiliyor. Bu alanlarda hani yetişmiş bireylerinin kendini geliştirmeleri için alışkanlık geliştirmemiz lazım. Hani tamamen kapatmak gerekiyorsa. Çok acil bir telefon beklenmiyorsa diyelim ki yoldan gelen birisinin arayacağı gibi telefonu 2 saat kapat, tamam uçak modunu al. Çünkü siz ne kadar da ben kontrol ediyorum deseniz bile oraya gelen bir ses, bir ışık sizi ona döndürecektir. Buna cevap versem mi, vermesem mi demeniz bile sizi alır götürüyor, alıp götürüyor çalışmanızdan. Oysa iyi bir çalışma kendinden geçmektir. Geçerek çalışmak çok verimli olan bir olaydır. Ve psikolojik mutluluğun da bir göstergesidir. Kendinden geçerek çalışmak. Akış halinde olabilmektir. Aynen, akış hali. Çok önemli bir durum. Bunu yakalamak Hocam lazım. Bu noktada yine İngiltere'de öğrencilerle yapılmış bir araştırma var. Sınıfa girerken bazı öğrencilerden telefonlarını sınıf dışına bırakmaları
isteniyor. Çocuklar giriyor, ders anlatılıyor, yeni bir konu anlatılıyor. Ve bu sefer diğer gruptaki öğrenciler ise telefonlarınızı yanınıza alabilirsiniz diyor. Fakat cebinizde durmasın, sıranın altında kalsın diyor. Telefonlar kapalı fakat sıranın altında. Bu öğrencilere de yeni konu anlatılıyor ve bir sınav yapılıyor. Sınav sonucunda görülüyor ki telefonu dışarıya bırakan öğrenciler konuyu daha iyi anlamışlar. Çünkü sizin bahsettiğiniz gibi hocam, akıl sürekli orada bir bildirimde, bir seste, acaba ne olacak, bana mesaj gelecek mi ya da sıramın altında alıp bir oynasam şunu deyip konuya odaklanamıyoruz. Bu çocuklar için de böyle, ergenler için de öyle, bizim için de böyle ne yazık ki. Evet, dolayısıyla bizim enerjimizi azaltan her şeyi, daha doğrusu gücümüzü azaltan şeyleri azaltmamız gerekiyor. Evet hocam. Ya burada minimalizm önemli oluyor. Neleri şeyi belki neleri tutmalıyız, neleri atmalıyız konusunu belki bilmiyorum, ilerleyen zamanlarda da konuşacağız. Araya belki çok kısa bir zamanımız kaldı. O yüzden o tamam, konu başlığını açmak istemiyorum ama aradan sonra mutlaka değineceğiz. Hı-hı. Aynı zamanda bahsettiğiniz gibi büyük adımlar atılması çok önemli ama hepimizin kendi evimizde de atabileceği adımlar var. Biz önceki bölümlerimizde de çok detaylı bir şekilde teknoloji bağımlılığını ele almıştık ve ebeveynlere de belki bu konuda tekrar bir hatırlatma yapmamızın faydası var bu noktada. Evet, belki farkındalık kazandırmak, belki bu oturumun güzel amaçlarının bir tanesi ebeveynlere, çocuklara veya da bir yetişkine, herkese aslında çevremizde sahip olup da kullanmadığımız, işe yaramayan ne varsa onları bir defa tespit etmek lazım. Bir listesini çıkarmamız lazım. Orada duruyor aylarca kullanılmayan bir şey var. Belki yıllarca kullanılmayan elbiseler var. Bu bir. İkincisi, ben bir esnaftan öğrenmiştim. Almanya'da çalışmış gelmiş. Sivas'ta çalıştığım yıllarda bir mağazada alışveriş için girdim. Abi çok güzel, bazı güzel sözler o kadar çok kalıcı oluyor ki. Diyor ki bizim insanımız diyor bir markete gittiği zaman yani evde ihtiyaç mı değil mi bakmadan hemen onu alıyor diyor. Oysa diyor bir şey ihtiyaç mı değil mi diyor. En iyisi diyor evde diyor liste hazırlamak. Sonra o listeye göre diyor listedekileri sadece almak ve eve dönmek. O anda bu da vardı da işte listeye koymamıştım, bunu da mı alsam falan olmaması için. Yani minimalizmin sadelik, tevazu, kanaat vesaire gibi kavramların, ya hepsi birbiriyle alakalı, şükür vesaire gibi kavramların iyi yaşanabilmesi için bu türden davranışlar geliştirmemiz lazım. Bir, liste yapalım nelere ihtiyacımız var. Hatta ilişkilerde bile fazlalıklar olabilecektir. Onlarla diyen yani bu, şunlar hayatında fazla şeyler, onların listesini çıkarıyorum. Ve de dışarı çıktığım zaman, satın almak istediğim zaman beni gördüğüm ya da bir şeyin görseli benim tahrik etmiyor onu almak için. Etmemesi gerekiyor. Ben sadece ihtiyacımı alacağım. Bu gerçekten ihtiyaç mı deyip öyle alacağım. Burada belki hani çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki araya girmek isteyebilirsiniz diye. Birkaç dakikamız daha varken bu bahsettiklerinizi ben biraz sonra daha detaylandırmak istiyorum. Gerçekten neleri azaltmalıyız? Çünkü burada sadece somut şeylerden bahsetmek zorunda değiliz. Hedeflerimizden bahsedebiliriz, ilişkilerimizden, duygularımızdan, düşüncelerimizden. Ama ben bu konuyu aradan sonrasına saklamak istiyorum. Burada araya gitmeden önce şu ailede, evde neler yapabiliriz kısmında teknolojik aletlerden bahsetmişken bununla ilgili de birkaç cümle ben sizden evet, almak burada, istiyorum. En önemli, en kritik soru ve sorun aslında anne babalar teknolojik aletlere, teknoloji okuryazarlığına ne kadar hakimler? Yani eğer siz... Ne demek teknoloji okuryazarlığı? Evet, bundan evet, da bahsedelim. Şöyle, yani çocuğum hangi internet sitelerine giriyor? Evimde kullandığım internet hizmeti aldığım firmanın güvenli paketleri var mı? Çocuklara, gençlere yönelik güvenli paketleri var mı? Çocuğum hangi oyunları oynuyor? Ya da bu oyunların içeriği hakkında bilgi sahibi miyim? Fikir sahibi miyim? Çocuğum teknolojiyi bir böyle keyif aracı mı? Yoksa kendini geliştirmek için bir mecra olarak mı kullanıyor? Bunların hepsini anne babaların bilmesi gerekiyor. Biraz gerçekçi olursak yani evet bu çok kolay bir şey değil. Her anne baba buna vakit, imkan ayırmak durumunda değil. Fakat burada anne babalar lütfen ve lütfen şey alın yani bu noktada destek alınlar, destek alsınlar. Sosyal medyada bir sürü uzman var, ulaşabilecekleri bir maille, bir mesajla yani çocuğunda gördüğü teknolojiyle alakalı
oyun oynadıktan sonra sıkıntıları anlatsınlar, sorsunlar, araştırsınlar, Yeşilay'a başvursunlar. Yani birçok alan var, birçok alan var başvurabilecekleri. Önemli olan bunu fark edebilmeleri, çocuklarındaki bu değişimi fark edebilmeleri. Bunu fark ettikten sonra da ikinci adım zaten bir yardım arama ihtiyacı. Bu böyle çok detaylı bir konu ama önce farkındalık sonra yardım arayış diyebiliriz. Çok güzel bir yere değindiniz. Yeşilay'dan da yardım alabilirler diye. Yeri gelmişken biz de bahsedelim. Ücretsiz bir şekilde Yeşilay'dan da danışmanlık hizmeti alabilirler. Evet. Hem teknoloji bağımlılığı konusunda hem bütün bağımlılıklarla ilgili. Evet. Çok güzel hizmet sağlıyorlar. Ve son olarak ben şunu da eklemek istiyorum. Sürekli çocukları eleştiriyoruz. Çocukların davranışını nasıl düzeltebiliriz? Bunlardan bahsediyoruz ama bir de ebeveynin dönüp kendine bakması gerekiyor. Ben nasıl bir rol modelim? Yani elimde telefonla, evet ben şimdi seni dinliyorum çocuğum, anlat bakalım. Olmaması gerekiyor. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. İslam'a ilişkin temel meseleler ve merak edilen soruların cevapları. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla, Hüseyin Kayapınar'ın katkılarıyla İslam'ın ışığında günümüz meseleleri bugün 17'de Vav TV'de. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Gönül Coğrafyamız programında bu hafta Profesör Doktor Orhan Yazıcı ve Doktor Kadir Turgut'la Afganistan'ın tarihi, siyasi, dini ve kültürel yapısı ele alınıyor. Doktor Vehbi Baysan moderatörlüğünde Gönül Coğrafyamız bu akşam 20'de Vav TV'de. İnsanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Alemlere rahmet olarak gönderilen müjdeleyici, uyarıcı, en güzel örneğimiz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatının tüm yönleriyle anlatılacağı Profesör Doktor Adnan Demircan ve Profesör Doktor Casim Avcı'nın sunumuyla Peygamberimizin izinde yarın 18'de Vav TV'de.
Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vekab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Bireysel fikirlerden, nefsi yorumlardan uzak, hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis. En temel çatımız olan yüce kitabımızın etrafında toplanıyoruz. Ali Rıza Temel ve Profesör Doktor Kerim Buladı'nın katkılarıyla Kur'an Yolu Cuma 18'de Vav TV'de. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Minimalizmden bahsediyoruz. Az kavramı her zaman istenmeyen bir şey midir? Bunu konuşuyoruz. Ve bu konudaki sorularınızı, görüşlerinizi de kendini bilmek hashtag ile bizimle paylaşabilirsiniz. Az önce de bahsetmiştik. Neleri azaltmamız gerekiyor? Acaba neler hayatımızda bize yük oluyor? Bunları ele almak istiyoruz diye. Hocam sizinle başlayalım. Şimdi birlikte neleri çoğaltabiliriz, neleri azaltabiliriz? Bu konuda bir bireysel, kişisel bir politikamızın olması lazım. Hani söyleniyor, üç beyazı azaltın diye örneğin sağlıkla ilgili. Mesela yani tüketim kültürü bize şunu aynı zamanda alıştırıyor. Biz bir şeyler yiyoruz ama yediklerimizden belki gerekli lezzeti, zevki alamıyoruz. Niye? Çünkü tüketim kültürü, oraya gidiyorsun orada bir kahve iç, oraya gidiyorsun orada şu pastadan ye, buradan ye. Akşamleyin önüne epeyce bir seçenek geliyor vesaire. Şimdi burada benim aklıma şey geldi. Hani minimalizme gidebilmek için yaptıklarımızın, ettiklerimizin ve burada yeme örneğinde yerken bir şeyi hissederek yeme. Biliyorsunuz Gestalt psikolojisinde bu konuya çok özel bir vurgu var. Ve şu örneği yine unutmuyorum yıllar öncesinden. Bir şeyin tadını tam hissedebilmek için bir gurme edasıyla ağzınıza aldığınız şeyi, mesela bir parça ekmeği ağzınıza aldığınız zaman, bunu egzersiz olarak sizler de yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Burada aldığınız ekmeği hemen yiyip yutmak yerine, hani yemekmiş bu, bazı insanlar çok hızlı yerler, diğerleri yavaş yavaş sümdüre yerler. Şimdi burada ekmeğin tadını hissetmek için onu birkaç saniyede ağzımızda parçalayıp göndermek yerine onu adeta biraz uzatarak ve hissetmeye çalışarak, o tadı yakalamaya çalışarak bir egzersiz yapın bu şekilde. Yani o ekmeğin tadının ne kadar farklı olduğunu, günlük yemek yerkenki durumdan çok daha farklı bir eylem yaptığınızı göreceksiniz. Dolayısıyla böyle bir durumda, bu durum her şey için geçerli. Yani birlikte geçirdiğimiz saatin güzelliğini anlayabilmek için ona odaklanmak, ona kendimizi vermek gerekiyor. O ekmek parçasını lapa lapa hale gelinceye kadar bekletebilirsiniz. Onu yerken yani odak noktamızı da dilimize ve diğer bize lezzet kazandıracak yönlerim üzerine odaklanabilirsek o ekmeğin tadını daha farklı göreceğiz. Diğer yemekler için de bu geçerli. Herhangi bir yemeği ağzımıza aldığımız zaman bazen onun yapılmasını dikkat etmiyoruz. Bazen insanlar o kadar çok zaman harcıyorlar. Bir saat, iki saat zaman harcıyorlar. Biz önümüze geldiği zaman yiyip gidiyoruz. Öyle değil. Aslında bunu hissederek, tadarak yemek ve bunu hazırlayan insana karşı teşekkür duygumuzu geliştirmek. Dolayısıyla sürekli somut anlamda yiyen ve
yiyerek obezitenin gelişmesine yol açan varlıklar olmak yerine seçerek, sade ve farkına vararak yemek bizim için minimalizmin ruhuna çok uygun, sadeliğin ruhuna çok uygun bir yaşam tarzıdır. Dolayısıyla bir şeyleri farkına vararak, farkındalık geliştirerek yapmak çok önemli. Birlikte olduğumuz saatler, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla bunlar. Veya telefonu elimize aldığımız zaman bu bir bağımlılığa dönüşmüş bir şey mi? Yoksa gerçekten bir ihtiyacı gideren bir durum için mi ben telefonu kullanıyorum? İstemeden belki bağımlı gibi kullanabiliriz ama bunun farkında olmak lazım. Evet, ben istemeden de olsa fazla saat geçiriyorum telefonun üzerinde gibi bir farkındalığa sahip olmak işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Neler azaltılmalı? Tabii kuşkusuz kolay. İşimize, yani bizim ihtiyacımızı karşılayacak olan şeyleri artırmalıyız. Mesela elbise almaya çıktığımız zaman ihtiyacımız olan, net olan, düzgün olan bir şeyi almak. Fazla fazla almak yerine daha kaliteli, daha güzel, bizi hoşnut edebilecek bir şeyi seçmek, almak bizim işimize yarayabilir. Dolayısıyla çok fazla olan şeyleri bu şekilde minimalize edebiliriz bir anlamda. Onun dışında okuma saatleri, örneğin okuma saat, kendimize okumak için ayrılması gereken saatlerin sayısını artırmak için, süresini artırmak için diğer fazla harcadığımız, boş harcadığımızı düşündüğümüz saatleri azaltmaya gidebiliriz. Bunlar sadece birkaç örnek olarak söylüyorum ama bir liste çıkarma veya tamamen kapsayıcı bir liste çıkarma amacında değilim. Tabii kaliteli zaman çok önemli. Yani aileyle, çocuklarla, sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmek. Zaten hani minimalistlerin yapmaya çalıştıkları, kazandırmaya çalıştıkları özelliklerden bir tanesi de o. Az eşya ile kendi sevdiklerinize zaman ayırmak, kafayı başka şeylere takmamak, o anda birlikte bulunduğunuz insana taşımak, onunla konuşur gibi gözükerek aklımızın başka yerde olmasını önlemek gibi şeyler. Onları dinlemek, tam anlamıyla dinlemek, sonuna kadar dinlemek, bu özellikleri geliştirmek değil mi? Yani birkaç evet. Örnek aklıma gelenler bunlar, kuşkusuz eklemeler olacaktır. Evet hocam, siz konuşurken aklıma meşhur bir hikaye geldi. Meksika'da bir grup Avrupalı İnka tapınağına tırmanmak istiyor ve oranın yerel rehberlerine başvuruyorlar. Böyle 3-4 kişilik bir rehber ekip, içlerinde bir tane de bilge Kızılderili'nin olduğu bir ekip. Bu gençlerle beraber yürüyüşe başlıyor. Tapınağa doğru. Rehberler hızlıca yol alıyor. Gençler geride kalıyor. Gençler bakıyor ki rehberler yolu hızlıca kat etmiş ve oturmuş. Kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Bekliyorlar. Sonra gençler geliyor rehberlerin yanına. Rehberler bir daha ayağa kalkıp yürümeye başlıyorlar. Bu böyle devam ediyor. Rehberler hızla yolu kat ediyor. Gençler geliyor vesaire. Yolculuğun en sonunda tapınağa varıyorlar ve gençlerden bir tanesi şey diyor, bilge olana. Neden hızlı gittiniz? Neden oturup birbirinizle konuştunuz, dinlendiniz? Neyi beklediniz? Bilge olan diyor ki, kısa zamanda çok hızlı yol kat ettik. Ruhlarımız geride kaldı. Ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik diyor. Şimdi biz... Çağ bize çok hızlı olmamız gerektiğini söylüyor. Yani her şey bir an önce hızlı olsun istiyoruz. Şimdi bu durma güdüsünün yitimi dediğimiz bir mevzu var. Bu durma 20. yüzyıla kadar her yerdeydi. Fakat biz artık durmayı, sabretmeyi kaybetmiş vaziyetteyiz. Özellikle bu tırnak içerisinde Z kuşağı ya da İ nesli dediğimiz nesil. Şimdi bizler... bir habere ulaşmak için çocukluğumuzda sabah kalkıp gazete bayisine gider, iki tane gazete alırdık, okurduk, kapatıp kenara koyardık. Yani yeni bir habere ulaşmamız, yeni bir bilgiye ulaşmamız için ertesi gün çıkacak haberi ya da akşam yayınlanacak olan ana haber bültenini beklemeye başlardık. Veyahut sevdiğimiz bir dizi vardır. İşte benim Sıdıka diye çok sevdiğim bir dizi vardı o dönemde. Şimdi onu bir bölüm izledim. Diğer bölümünü izlemem için benim bir hafta beklemem gerekiyordu. Yani beklemem lazımdı benim. Fakat şimdi nasıl oldu? Habere ulaşmak için telefonunuzda yüzlerce internet sitesi var. Twitter'da, orada, burada. Yani beklemenize gerek yok. Sevdiğiniz dizilerin bölümlerini arka arkaya, sezon sezon bir akşamda, bir gecede bitirebiliyorsunuz. Yani beklemeye gerek yok diyor sana.
Ya da işte bu telefonumuzdaki akışlar, bu telefon sosyal medya uygulamalarındaki keşfet kısmı. Yani haz sürekli yenileniyor, eğlence sürekli yenileniyor. Yani beklemen gerekmiyor bu hayatta senin için. 7/24 artık her şey. Mağazaların ışıkları asla sönmüyor. Eğlence merkezlerinin ışıkları asla kapanmıyor. Böyle bir durumda insan yavaşlamayı kaçırdı. Hocam da çok güzel bahsetti. Yani biz eğer yavaşlayamazsak, duramazsak o lezzeti kaçırıyoruz hayattan. Ve artık doyumsuz bir hale geliyoruz. Hiçbir şey bizi mutlu etmiyor. O haz eşiğimiz giderek yükseliyor. Artık hiçbir şey bizi mutlu etmiyor hayatta. O yüzden böyle ruh sağlığımızı korumak için birazcık böyle frene basmalı, birazcık yavaşlamalı ve ruhlarımızın da bize yetişmesini beklemeliyiz aslında. Evet, söylediğiniz son konu özellikle bu anı yaşama kavramını dikkate almamızı sağlıyor. Çünkü biz hızlı yaşıyoruz ama yaşamadan yaşıyoruz bence. Yani çok şey yapıyoruz, sayı çok ama kalite yok. Anı yaşama kavramı, hani belki bunda açıklık gelmiş oluyor bu yönüyle. İçinde bulunduğumuz, hani yediğimiz yemek, içinde bulunduğumuz an, her neyse o, onu tam yaşamak lazım. Diyelim spor yapıyorsunuz, tenis oynuyorsunuz. Ben tenis oynamayı seviyorum. Tenis oynarken aynı zamanda başka bir iş varsa orada bekleyen bir şey, mutlu olamıyorsunuz. Çünkü onun zevkini almıyorsunuz. Elinizdeki şeyden mutlu olmuyorsunuz. Çünkü kafanızda sürekli kurcalayan bir şey var arka planda ve onunla ona yetiştirmem gerekiyor. Bir zamanda bunu yetiştireceğim, ondan sonra arkası vesaire. Bunları durdurmak gerekiyor bir. Yani bu tren bir yerde durdurulması gerekiyor. Ve aksi takdirde stres, sonra depresyon, sonra bipolarlar, yok efendim borderline'lar, bir takım ruh sağlığı bozuklukları. Modern çağ bunu gerektiriyor. Ve bir işin kötü tarafı, yeni nesiller, ben bunu sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar, annesi babası çalışan çocukların yetişme tarzları, ihmal edilmeleri, onların duygularının ihmal edilmiş olması, yalnız bırakılmış olması ciddi sorunlar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar da büyüdüklerinde kendi çocuklarına zaman ayıramamayı öğrenmiş olacaklardı. Çünkü yaşam kaliteleri bunların düşecektir. Dolayısıyla yeni nesil çocuk yetiştirme ve aile tarzları üzerinde biraz durmak lazım. Yani bence çok ciddi araştırmalar yapılması gerekiyor. Nesil bu şekilde ilerliyor. Benim aklıma bir şey geldi. Anneleri artırma ve çoğaltma konusuyla alakalı olarak geçen sene bu geçmişte alimlerin hani öğrencileriyle olan ilişkilerini incelediğim bir dönem vardı. Alimlerin özelliklerini anlatırlarken diyorlar ki alimler birileri dışarıdan geldiği zaman, diyelim ki onların bulunduğu yere geldi ve sürekli konuşuyor. Yani konuşuyorlar. Alimler zaman çok önemlidir, bilgi elde etmek çok önemlidir. Bu insanları diyor hani belki bıktırabilmek için, yanlış yaptıklarını gösterebilmek için en iyi yöntemden bir tanesi ilimle ilgili bir konu açmasıdır diyor. Şimdi ne önemli bizim için? Yani ilme girdiğin zaman o kişi konuşmasının ister istemez sınırlamak durumunda kalacaktır. Veya gerekli gereksiz her şeyden konuşmak yerine ciddi, çünkü bir alimin zamanını alıyorsun ve orada yani faydalı şeyler konuşmak lazım. Onun için ilişkilere geldiğimiz zaman, ilişkilerde neyi artırmalıyız, neyi azaltmalıyız konusuna geldiğimiz zaman, eğer bir komşumuz, eğer bir arkadaşımız, çevremizdeki insan sürekli olumsuz şeylerden bahsediyorsa, sürekli ruhumuzu karartıyorsa, hakikaten bazı insanlar öyle, kişilik özellikleri gereği negatif bakıyorlar hayata. Sürekli negatif, sürekli eleştirel bakan insanları mümkün olduğu kadar ilişkileri sınırlı tutmak, ihtiyaç kadar görüşüp ondan sonra azaltmak. Bu insanları dışlamak mı, ama kendini negatif olmaman gerekiyor. Şey sorabilir miyim? Uygun bir dille. Buyurun lütfen. Peki biz bu insanlardan birisiysek bunu nasıl fark edebiliriz? Güzel. Bunu bize çok, yani yakın arkadaşlarımız bize geri bildirimde bulunabilmeleri lazım. Zaten samimi arkadaşlıklar bunu içerir. Samimi arkadaşlar, samimi arkadaşının söylediği olumsuz gibi gözüken şeyler de olsa onunla alınmaması lazım. Ama bu insanlar alıngan da olabiliyorlar, biliyorsunuz. Alıngan da olsa çevresindeki aile üyelerinden bunu söyledikleri zaman, gerçekten böyle bir durum varsa bunu nasıl azaltabilirim? Tamamen ortadan kaldırılmayabilir. Çünkü bu bir kişilik tarzıdır. Pesimist bir yaklaşım tarzıdır, biliyorsunuz. Pesimizm bir kişilik özelliğidir.
Dolayısıyla bunu azaltabilirsiniz belki ya da konuşurken konuşmalarınızı az tutabilirsiniz. Veya da egzersizler geliştirerek olayların nasıl olumlu yönlerini görebilirsiniz. Onlar üzerine birlikte çalışabilirsiniz. Yani tamam bunlar böyle yani koşullar bugün böyle ama bu olayın bir de olumlu yönleri var. Bakarsınız yani sosyal medyada da görürsünüz sürekli eleştiri üzerine eleştiri yapan insanlar. Ya bu insanlar hakikaten ruh sağlıkları da sağlıklı değil. Çünkü bu sadece oraya yansıttıkları ile ilgili konularda değil. Hayatın tamamında, evliliklerinde, işlerinde, arkadaşlıklarında sürekli olumsuz bu insanların azaltılması gerekiyor. Yani kim ne derse desin. Çünkü bizim de kendimizi ayırmamız gereken bir zaman var. Mutlu olmamız gerekiyor. Başkalarının hayatımızı karartmasına izin vermememiz gerekiyor. Tabii bu insanları dışlamamız, onlara katı davranmamız anlamına değil. Hoş bir dille, uygun bir yöntemle uzaklaştırmamız lazım. Bunlar tabii bizim için önemli. Yani ilişkilerde bu çok önemli. Başka ilişkilerde hangi insanlar bize faydalı olabilir? Bizi yargılamayan insanlar, bizi olduğu gibi kabul eden insanlar, bizim için sayısı artılması gereken insanlardır. Ya da oturduğumuz zaman birkaç kelime bir şey öğrenebiliyor muyuz? Bize bir şey katıyor mu? Ve de bizim ona katabildiğimiz bir şey var mı? Yani karşılıklılık çok önemli burada. Tabii bazı durumlarda çalışıyorsak, çalıştığımız yerlerdeki insanlar ayrı bir konu. Yani onlara bizim katkıda bulunmamız gerektiğini düşündüğümüz bir terapist isek, bir psikolog isek, bir eğitimci isek, oralarda tabii kendi rollerimiz vardır. Onlar aynı. Bizim konuştuğumuz normal ilişkiler, seyrinde giden ilişkiler. Veya sadece çıkar amaçlı olarak size yaklaşan insanlar vardır. Sadece çıkar amaçlı, her fırsatta kendine kazanırım gibi düşünen, bencil insanların hayatımızdan azaltılması, minimize edilmesi veya onların etkilerinin azaltılması gerekiyor. Buna karşılık neyin artırılması gerekir? Kendisiyle barışık insanların hayatımızda fazla olması lazım. Yani kompleksi olmayan, böyle sizinle rekabete girmeye çalışmayan, kendisiyle barışık, doğal olan insanları çok severim. Mesela en iyi arkadaşlarımın bir tanesinin özelliği, uzun zaman yanında olmasam da çok doğal bir insan. Onun doğallığı eleştirmiyor, çok doğal davranıyor. Her haliyle güzel doğal olan insanlar ama suni olan, bir şeyler böyle hani kendisine suni bir şey de eklemek isteyen ve kendini öne çıkarmak isteyen, boş şeylerle öne çıkarmak isteyen insanların sayısını azaltabilirsiniz. Ve o insanlar da bunu gördüğü zaman, hani sizlerle niye bir araya gelemediğini gördüğü zaman belki kendine dönüp bakacaktır. Öyle değil mi? Ya ben de niye benimle zaman geçirmek istemiyor diyecektir ve benzeri. Tabii burada yeni davranış paternleri oluşturduğumuzu da fark edebiliyoruz çoklukla beraber. Yani mesela kaçırma korkusu diye bir korku girdi literatüre ya da daha biraz daha nispeten yeni olan bir kavram var, fobbing diye. Fon snobbing kelimelerinden geliyor. Bizim sürekli bir şekilde telefonda böyle kaydırmamız, otobüste, durakta, nerede olursak olalım. Yani bu aşırılıklar sadece kendi kendilerine var olmakla kalmıyorlar. Direkt bizim davranışımızı etkiliyorlar. Az önce de bahsettiğiniz sürekli bir dopamin mevzusu gündemde. Hatta sosyal medya uygulamalarından birisine girerken ekranda bir boş bir an, bir saniye, belki daha kısa bir süre boş bir an çıkıyor. Ve ana markanın ismi yazıyor orada. Görülüyor ki ekrandaki bu boş anın çıktığı sırada beyinde işleyen çarkta aslında aynı bir kumar oynarken o makinenin dönmesi gibi kazanacak mıyım döngüsü giriyor. Çünkü orada artık olay bir kazanca dönüyor. Aynı şekilde ilişkilerde de ilişkileri bazen sadece güç savaşı haline getiriyoruz. İletişimi bazen sadece bir güç savaşı haline getiriyoruz. Burada kendimizde de öncelikli olarak fark etmemiz gereken, acaba azaltmamız gereken davranışlar neler olur? Şimdi kendini bilmek, kendini keşfetmek böyle çok klişe bir sözcük olarak zihinlerde dolaşıyor. Fakat işte bu Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, tüm büyüklerin, alimlerin söylediği bir kendini keşfetme meselesi vardır. Fakat bu kendini keşfetme meselesi de böyle televizyon karşısında 7/24 spor programları izleyerek, çeşitli dizi, sinema platformlarında arka arkaya dizi sezonları bitirerek ya da işte tütün mamulleri satılan kafelerde sabah akşam oturarak tüm vakitlerimizi burada tüketerek bulacağımız, ulaşacağımız bir yol değildir kendimiz. Şimdi doğmuş olmak bir
sınav. Başlı başına bir sınav ve bizim bu sınavı vermemiz gerekiyor. Bazı sorular var bu sınav kağıdında. İşte iş hayatıyla alakalı var, ilişkilerle alakalı var, akademik hayatımızla alakalı var. Yani bir sürü alt başlık var burada. Şimdi biz bu sorulara vereceğimiz yanıtları çalışmadan, görmeden, hissetmeden, peşinden koşmadan veremeyiz. Kendimizle alakalı. Ya benim güçlü yönlerim nelerdir? Zayıf yönlerim nelerdir? Neleri iyi yapıyorum? Neleri yanlış yapıyorum? Bunu önce bir kendimize sormamız gerekiyor. Daha sonra aile büyüklerimizden, güvendiğimiz arkadaşlardan bu soruların yanıtlarını almamız gerekiyor. Yani kendimizi tanımamız gerekiyor. Fakat bu kendimizi tanıma süreci de aktif bir süreç. Pasif olarak evet ben oturuyorum şimdi kendimi tanımam lazım. Benim güçlü yönlerim nedir diyerek ulaşacağımız, kavuşacağımız bir yol değildir. Bunun için çalışmak ve çabalamak gerekiyor. Zaten bu ilk adım düşünmek, yani ben nasıl bir insanım diye düşünmek. Sonrasında farkındalık kazanmak, farkındalığı kazandıktan sonra da bazı davranışsal değişimlerde bulunmak ya da işte bilişsel değişimlerde bulunmak. Bu düşüncelerimiz üzerine düşünmek. Bilişsel davranışçı terapinin söylediği şey aslında. Yani düşüncelerini değiştir ve davranışların, duyguların değişsin nihayetinde. Ama bunların temeli bizim yola çıkmamız, bizim kendimizi tanıma adına yola çıkmamızda saklı. Yani biz bu dünyaya doğduk ve öldük. Evet, fakat bu arası bir yolculuk. Bu yolculuk oturarak yapacağımız bir yer değil. Hepimizin hayatımızda tamamlaması gereken bir kişisel menkıbesi, bir hikayesi vardır. Biz bu hikayeyi tamamlamak, bu hikayeyi layıkıyla yazmak için mücadele etmemiz gerekiyor. O yüzden hareket, hareket ve hareket diyebilirim bu konuyla alakalı. Bu yolculukta belki hepimizin görevi de birbirinden farklı. Kimimiz o yoldaki taşları toplamaya çalışacağız. Kimimiz o yolda düşenlere yardım edeceğiz. Kimimiz o yolu inşa etmeye çalışacağız. Amaçlarımızı fark etmemiz burada önemli. Amaçlar konusunda da her zaman işlevsel amaçlara sahip olmayabiliyoruz. Ya da farkında olmadan kendimize çok fazla amaç yükleyebiliyoruz. Amaçları azaltmakla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki bir defa yaşamda bir amacın olması, özellikle varoluşsal düzeyde, ki bu ne demek? Yani bir bütün yaşamı bir bütün olarak, varoluşu bir bütün olarak düşünüp bu hayattaki amacımız nedir diye bir amaca sahip olmak mutluluğun bir parçası. Amaçları olmayan insanlar anlamsızlık duyguları yaşarlar ve hayatları yolunda gidiyormuş gibi olsa da günün sonunda bir boşluk duygusu yaşarlar. Yani nerede bir boşluk var diye bu soruyu sormaya başlayabilirler. Dolayısıyla bir defa amaç olması gerekiyor. Bu temel amaç, her neyse kişi için bunun netleşmesi çok önemli. Yani terapilerde de değerlerin netleşmesi biliyorsunuz çok önemli. Yani danışan kişinin hangi değerlere sahip olduğunu ve o değerleri yaşayıp yaşamadığını gözden geçirmesi lazım. Ancak hani ara hedeflere gelince bir anda çok hedefler koyup bir günde çok şeyi yapmak gibi çok hedefler koyup onların arkasından nefessiz koşturmak yerine bunların sayısını azaltarak bunların yaptıklarının tadını çıkarmak ve verimli olmak daha erdemli diyoruz. Şimdi minimalizmin karşıtı olan çok fazla şeye sahip olmanın arkasında hani bir hazcılık olayı vardır. Yani haz duygusuna sahip olan insanlar anlık amaçları vardır. Mesela paraya sahip olmak anlıktır, cinsellik anlıktır ve benzeri duygular, bunlar işte hedonistik yaşam tarzıdır. Uzun vadeli hedefleri yoktur bu insanların. Bunlar insanlarda kısa vadede mutluluk sağlıyor gibi gözükse de uzun vadede yıkıcı sonuçlara sahip olan unsurlardır. Dolayısıyla biz bunların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu bir değerdir mesela. Yani sadece haz üzerine kurulu, sadece güzel yemekler yemek, sadece tatile gitmek, sadece bol paraya sahip olmak gibi hazlar ya da gösteriş yapabilecek olduğu ya da ün, şöhret gibi şeyler kendi içerisinde amaç olduğu zaman
insanlara uzun vadede mutluluk getirmeyen şeyler, hayatı bütün düşünmek gerekiyor bu anlamda. Buna karşılık bir de şey var, mesela ibadetlerle ilgili gördüğümüz bir takım fazlalıklar var aslında. Mesela bazı insanlar, eskiden hatırlıyorum kitaplar vardı, böyle küçük kitaplar. Şu şu duaları okursan şunları yaparsın, şu şu namazları bakıyorsunuz şeyde olmayan namazlar, ekstradan namazlar, yani belki sünnette bile olmayan namazlar, dualar, hatta hurafelere varan şeyler, şuraya şunu yaparsan, buraya bunu bağlarsan vesaire gibi. Bunlar fazlalık şeyler. Bakın fazlalığın her şeyi, böyle iyi gibi gözüken şeylerde de olsa fazlalığın her şeyi zararlı olabiliyor. Bu insanlar mesela ibadetlerdeki bu fazlalıklar, o zaman bakıyorsunuz ki eğer siz o kitaptaki şeyi yaparsanız günde bin defa şunu yapacağım derseniz hayatınızda yapacak olduğunuz başka hiçbir şey kalmıyor. Bütün hayatınızı kaplıyor. Bu gerçekçi değil. Dolayısıyla bu konularda yazılan kitaplara da çok ihtiyatla yaklaşmak lazım. Ve bu konuda sakındırmak lazım ki hani ben onu söylemeye çalışıyorum. Gerçekçi bir hayat dünyayı ve ahireti dengeleyen, yani ibadetleri de modunda yapan, yetecek kadar ve kaliteli yapma, en önemlisi kaliteli. Yani ibadet yaparken onu yapmak için yapmak değil, yani bir şeyler söylendi yapmak için değil, onu yaparken haz almak gerekir. Yine annem rahmetliyi hatırlıyorum, namaz kılarken yarım saatte kılardı namazı. Ama o nasıl huşuydu öyle? Ben o huşuyu dışarıdan hissederdim ona bakan birisi olarak. O gerçekten güzel bir şey. Dolayısıyla farkındalık dolayı konusu yine gündeme geliyor ki yani minimalizmin arkasında olan felsefelerden bir tanesidir. Anı yaşamak ve hissetmek, severek yapmak, bir şeyi tadında yapmak çok güzel bir duygu. Dopamin duygusu bu, hani hedonistlerde zevk alan insanlar bir şey kazanıyor. Dopamin artıyor ve işte zevk artıyor. Bu sefer tekrar kazanma arzusu bir döngüye ulaşıyor ve dolayısıyla onun peşinden koşuyor, onun arkasından geliyor falan. Ama sonuçta doyum yok. Yaşam doyumu daha az. Materyalist insanlarda, maddeci insanlarda, para peşinde koşan insanlarda bilim gösteriyor ki mutluluk düzeyi, yaşam doyumu daha az, daha düşük. Bu bilimsel olarak ortaya konan bir şey. Dolayısıyla hayatımızda amaçları artırmamız, yani varoluşsal amaçları artırmamız, küçük vadeli listeleri azaltmamız gerekiyor. Bugün onunla buluşayım, onunla da buluşayım, bununla da buluşayım. Olmuyor öyle bir şey. Yani çok önem verdiğim bir veya iki kişiyle buluşman gerekiyorsa onlarla buluşabilirsin. Bugün işim var ve onu yapman gerekiyor. En kaliteli nasıl yapabilirim? Oturup aşağı ona zaman ayırmak. Ve en önemli şey minimalizmde bizim beynimizi stimüle eden, uyaran dış harici güçlere karşı farkındalık kazanırsak eğer, bunları azaltırsak eğer daha mutlu olabiliriz. Çünkü her şey kafamızı meşgul ediyor. Hani biraz önce konuştuğumuz gibi kafamızı meşgul eden şeyleri, uyarıcıları azaltmamız gerekiyor. Biraz kapatmamız gerekiyor. Telefonu o yüzden kapatmamız lazım. Ben televizyon izlemeyi biraz daha azalttım ya da minimuma indirdim. Çok yani günlük olaylardan ayrı kalmayayım diye haberleri izliyorum. Çok çok önemli şey varsa ya da final maçları varsa onları izliyorum falan. Niye? Çünkü bazı insanlar vardır, bir şey söyler, şu filmi izledin mi? İzlemedim. Aa sen işte yası, ya gerek yok bu kadar. Tamam, ben çok sevdiğim zamanım olduğu zamanlarda birkaç film izlerim ama hayatımı filmlerle, dizilerle, ona yetiş, buna yetiş, böyle bir hayat yok. O zaman senin yaşaman gereken hayatı kim yaşayacak? Sen filme veriyorsun, filmde yaşananları izliyorsun ve onları takip ederek yaşadığını düşünüyorsun. Ama o değil ki hayat. Çık dışarıya, hava al, yürümen gerekiyor. Değil mi? Doğaya zaman ayır, çevre bilincini artsın, sağlığını zaman ayır, çevrende sevdiklerine zaman ayır. Bunları artırmamız gerekiyor, diğerlerini azaltmamız gerekiyor. Bağımlı olan şeyler, çok şey var hayatımızda. Ve bunu hani oturup saymakla bitmez, çok şey var. Evet. İlişkilerden, mutluluktan, amaçlardan bahsettik. Sürekli dopamini de dile getiriyoruz. Burada tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Biz çok alışığız kendi aramızda belki böyle dopamin nedir bundan bahsetmeye ama hazla direkt bağlantılı olduğunu hatırlatmamızın da faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii hazı alabildiğimiz tek şey işte bağımlılık yapan maddelerdir. Yani ilişkilerde de biz bu hazı yaşıyoruz, bu dopamin salgısını görebiliyoruz. İlişkilerle beraber bizim ele almamız gereken bir diğer konunun da düşünceler olduğunu düşünüyorum. Çok fazla düşünceye sahip olabiliriz. Bu bizim çok düşünceli olduğumuz anlamına mı gelir? Hangi güzel düşünceleri azaltmamız gerekiyor? Evet, evet. Şöyle, burada her şeyden önce bizim hayattaki temel amacımızı, temel değerimizi belirlememiz gerekiyor. Kierkegaard'ın bir
sorusu, bir sözü vardır. Der ki, Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Şimdi Yüce Allah-u Teala bizi bu dünyaya getiriyor. Ama bizimle ne söylemek istiyor? Bizim ne yapmamızı istiyor? Bizim neyi düşünüp ne uğruna mücadele etmemizi istiyor? Şimdi biz eğer hayatımıza böyle bir anlam çerçevesi çizebilirsek, yani kardeşim ben bu hayatta bunları yapacağım, değerlerim şu 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 şudur ve ben bunlar için mücadele edeceğim derse eğer, kendini buna adarsa, vakfederse eğer, hayat onun için biraz daha, hatta çok çok daha anlamlı ve yaşanılabilir bir yer haline gelir. Goethe'nin bir sözü müydü? Tam olarak hatırlamıyorum ama boş bir zihin şeytanın çalışma odasıdır der. Şimdi biz eğer o takıntılı düşüncelerden, işlevsiz düşüncelerden kurtulmak istiyorsak biraz daha yönümüzü, odağımızı farklı bir alana kaydırmamız gerekiyor. Yani bu mindfulness teknikleriyle, bilinçli farkındalık teknikleriyle yaptığımız şey de birazcık daha budur. Bizi zorlayan, bizim zihnimizde bir takıntı haline, üzerine sık sık düşündüğümüz ve işlevsiz hale dönüşmüş ve bunun farkında olduğumuz düşüncelerden odağımızı bizim farklı bir alana kaydırmamız gerekiyor. Bu farklı alanda eğer bizim bir değerimiz varsa, bizim bir uğraş alanımız varsa, bizi biz yapan bir şey varsa eğer, bu odağı kaydırmak çok çok daha kolay oluyor. O yüzden burada altını çizmemiz gereken mevzu, ne için bu dünyadayız? Ne için bu dünyaya gönderildiğimizi, burada yaşadığımızı düşünüyoruz? Bunu tespit etmek ve hayatımızı bunun için çalışmak. Ha? Burada bir uyarı, hocamız zaten bunu yaptı ama yani daha zengin, işte daha başarılı insanların, maddi anlamda daha başarılı insanların mutluluğa sandığımız kadar yakın olmadıklarını söyledi hocamız bilimsel olarak. Evet, burada hayatımızın amacını eğer bu maddi düzleme indirgersek yanılırız. Şimdi bizler, Allah hepimiz için gecinden ve sıralı olarak versin ama ölüp gittiğimiz zaman ardımızdan ya işte çok zengin bir adamdı, çok güzel bir hanımefendiydi, çok parası vardı, çok iyi bir öğretmendi demeyecekler. Ya diyecekler ki Allah için çok iyi bir insandı. Yetime, garibana el uzatırdı, etrafındaki yoksullara yardım ederdi. Ağzından hep böyle tatlı sözcükler, cümleler çıkardı. Biz eğer hayatımızı buraya, bu düzlem üzerine kurarsak başarılı olabiliriz. Yani şu an toplumun daha iyi bir, daha başarılı bir öğretmene, daha başarılı bir mühendise dünyanın yok. Elbette çok saygı duyduğumuz alanlar, teknolojik ilerleme vesaire. Ama bizim daha iyi insanlara ihtiyacımız var. Yani daha başarılı bir mühendis olabilirsiniz ama atom bombası üretirsiniz. Ama daha iyi bir insan olursanız bu atom bombasının kullanılmasının önüne geçebilirsiniz. O yüzden burada temel kıstas her zaman benim ölçülerimde iyi ve güzeli aramak, bunu dillendirmek olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Daha fazla mala sahip olmak, daha fazla servete sahip olmak o serveti kaybetme korkusunu da beraberinde getiriyor, doğru mu? Evet hocam, o kontrol alanımız genişledikçe değil mi? Evet, parayı bankada mı tutmamız gerekir, hesapta mı tutmamız lazım, yoksa kasada mı tutmamız lazım ya da filanca para biriminde mi olması lazım ya da nereye harcamam lazım, birisi şuradan alır mı almaz mı gibi kaygıları da beraberinde hocam, getiriyor. Hocam biz lisansta gezmeye bir yere gittiğimiz zaman otobüste işte zorlanıyoruz diyelim ya, arabamız olsaydı falan. Sonra da kendimizi avutmak için şey diyorduk, şimdi arabaya park yeri arayacaktık, neyse böylesi daha iyi. Evet. Şimdi evet, ben de baştan söyledim yani biz burada hani fakirliği övmek değil, bizim kendi kültürümüzde bir şey var olmadığı zaman bu niye yoktur diye kendimizi parçalamamak önemli olan şey. Hani tevekkül olayı ya da kanaat olayı, bir şey olmadığı zaman onun için isyan etmemek, olmayan üzerine üzülmemek çok önemli. Yani tabii ki bir onu da söyledik. Yani para cepte olabilir ama kalpte olmaması gerekiyor. Paramızın olması gerekiyor. Bu hem bireysel olarak belli düzeye kadar
olması belki de farz denebilir. Belli düzeye kadar çoluk çocuğun ihtiyacını karşılayacak kadar para biriktirmek ve çalışmak farzdır. Yani bu hayatta kalmaktır. Basic, temel bir şeydir. Hiyerarşideki temel şeyi oluşturur. Ama onun dışında yüksekte olması için belki bir planınız olabilir, zengin olabilirsiniz. Ama zengin olurken dikkat edin, sağlığınız bozulmasın diyoruz biz burada. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani servet, mal sahibi olmak güzel bir şey ama biz buna tapma olayını kabul etmiyoruz. Ya da ne bileyim, sağlık için zararlı olduğunu düşünüyoruz. Belli düzeye kadar her şey yolunda giderek insan planlı bir şekilde yaşayarak hayatını sürdürecektir. Ve işini bilen insanlar kendilerini geliştirebilirler. Şimdi düşünce konusuna gelirsek, özel olarak hani minimalizm üzerinden hangi düşünceleri artırmalıyız, hangilerini azaltmalıyız konusuna gelince. Bir defa biliyorsunuz takıntılı düşüncelerden bir tanesi de mal biriktirmedir. Bazıları onu takıntılı ve zorlanımlı davranışların bir parçası olarak görür, değil mi? Mal biriktirme olayı, biriktirme takıntısı var biliyorsunuz. Bazıları onun içerisinde görür. Benim yaptığım son bir çalışmada onun bir parçası olarak görüyor. Yani insanlar böyle bir biriktirme takıntısı var. Bu hani mal biriktirme, zengin olma anlamına değil ama dışarıda bulduğu her şey işe yarayabilir belki diye evine yığıyor ve evindeki yaşaması gereken alanı doldurmaya başlıyor. Şimdi bu ne zaman sıkıntılı olmaya başlıyor diyor. Uzmanlar diyorlar ki bu yaşam alanınızı kapatıyorsa veya insanlarla ilişkilerinizi etkiliyorsa kirli bir ev, oraya gelmek istemiyorum gibi, bu bir sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla hani takıntılı düşünceler gibi bir takım hayatla ilgili kafamızı sürekli meşgul eden şeylerin azaltılması belki gerekebiliyor. Buraya bir ara parantez girebilir miyiz? Lütfen. Düşünceler konusuna devam edeceğiz ama özellikle takıntılı davranışlarda çok görüyoruz düşünceyle bağlantılı olduğunu. Bunların altında yatan şey ne oluyor? Neden böyle bir davranış geliştiriyor insanlar? Şimdi evet, yani bizim OKB dediğimiz obsesif kompulsif davranışlar, hani istem dışı olarak düşünmek zorunda kaldığımız düşünceler var. Bunu insan istemiyor ama aklına geliyor sürekli. Veya davranışlar var. Bu davranışları istemese de yapmak durumunda kalıyor. Mesela fırını sürekli kontrol etmek gibi veya ne bileyim kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi diye bir sıkıntılar var. Bunun altında yatan nedenleri uzmanlar da net olarak belirleyemiyorlar ama bir takım mekanizmalardan bahsediyorlar. Mesela düşünce davranış arasındaki bağlantının olduğunu söylüyor. Mesela şu, bir şeyi düşünürsem o gerçekleşir diyor. Diyor ki ben birisiyle ilgili öleceğini düşünürsem o ölebilir diye korku yaşıyor. Birisinin kaza geçireceği aklından geçti. Dolayısıyla kaza geçirebilir diye kaygı yaşamaya başlıyor. Yani düşünceyle realite arasındaki bağlantı ayrı ayrı olmaktan çıkıyor. Bir bütünmüş gibi algılamaya başlıyor. Mesela bu tür düşünce olayı insanların bu takıntılı düşüncelerini besleyebiliyor. Bilindiği gibi tabii bu bir bozukluktur ve aşırısının tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun arkasında yatan bir zamanlar aslında kaygı bozukluklarının bir uzantısı olarak nitelendiriliyordu geçmişte DSM'de. Bu düşünce yoğunluğu hani bir tür kaygılı kişilik özelliklerindeki bunun arkasında yatan hani stresli yaşam koşulları bunu besleyebilir. Sürekli stres, eğer kişide de ona yatkınlık varsa, eğer doğuştan bir kaygılılık kişilik özelliği varsa onda bu tür özellikler gelişebiliyor. Bu ahlaki düşüncelerde de aşırı katı ahlaki düşünceler mesela zararlı insanı. Yani sürekli işte bu haram mı helal mi diye çok detayına girdiği zaman, değil mi, en ufak şeyleri hayatı zehir olmaya başlıyor. Oysa haram helal dediğimiz şey hani yaptığınız zaman size zaten hani şey, dini olanın bir de gerçek hayatta da karşılığı var. Zararlı olan şeyler daha çok haram ve size fayda olabilecek olan şeyler daha çok sizin için helal. Ve bu çerçevede baktığınız zaman bu kadar çok takıntılı olmaya gerekiyor. Aşırı ahlaklılık, aşırı ahlaki vurgu atılması gereken, minimalize edilmesi gereken ya da ortalamaya çekilmesi gereken bir düşüncedir. Bu açıdan bunlar azaltılabilir. Bu da nedir? Çok cezalandırıcı ailelerde büyürseniz eğer, yani en ufak şeyde aileniz, anneniz babanız sizi cezalandırdıysa zamanla sizlerde bu ahlaki takıntılar gelişmeye başlayabiliyor. Nedenleri üzerinde konuşmak gerekirse. Bu tür çevresel faktörler, yetişme biçimleri bizim takıntılarımızı artırabiliyor. Evet, buradan yola çıktığımız zaman neleri artırmalıyız düşüncelerde? Hani biraz da ondan bahsetmemiz gerekiyor. Ben son yıllarda matematik düşüncesinin artırılması gerektiğini ve kültürün bir parçası olması gerektiğini çok vurgu yapıyorum. Yani
ben illa matematik öğretmeni olmamız gerekmiyor. İlla lise diploması almaya çalışmamız gerekmiyor. Ben matematik bilgisinin bir yaşam felsefesi olarak bu kültürde yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü matematik rasyonel olmayı, makul olmayı, akıllı olmayı bize öğreten bir şeydir. Onun sembolüdür. Biz o matematik formülleriyle mutlaka hayatta karşılıklı olan bir şey yapmak durumunda değiliz. Ama matematiğin içerisine girdiğimiz zaman o kültürü de yakalamış oluyoruz. Olaylara mantıksal olarak bakıyoruz. Yani Müslümanların, bu anlamda şunu da ifade etmek istiyorum. Müslümanların zengin olma güdülerini kesmemek gerekir. Çünkü diğer taraftan bugün sermayesi olan ve parası olan zengin insanlar oturdukları yerlerden zengin oluyorlar. Zengin oldukları zaman güç sahibi oluyorlar ve her şeye sahip olabiliyorlar. Onun için biz burada asla ve asla çalışmamayı veya malı sürekli düşük tutmayı değil, mala tapmamayı, hayatta başka amaçların olmasını, hayatı anlamlandırmayı biz öneriyoruz burada. Çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Ben bunun farkına, ofislerimizde çalışıyoruz. Biz gerçek hayata girdiğimiz zaman farkına vardım. Parası var, bir şey alıyor, arsa alıyor, ev alıyor ve onu ikiye katlıyor, üçe katlıyor vesaire, zengin oluyor. Ondan sonra söz sahibi oluyor bir yerde. Ve diğer değer sahibi olan insanlara karşı bunu kullanıyor. Olumsuz kullanıyor. Engel oluyor. Değil mi? Ya buna çok dikkatli olmayan Müslüman da akıllı olmak zorunda. Matematik Müslümanın hakikaten sahip olması gereken bir şeydir. Dini düşünceyi de iyi kontrol etmemiz lazım. Eğer olumsuz olarak kullanırsa zararlı olabiliyor. Hani rigid düşünme gibi, katı düşünceler gibi, dışlayıcı düşünceler gibi, aşırı katı ahlaki düşünceler gibi. Bu düşünceler bizi, hayatımızı mahveden düşünceler. Dolayısıyla bunları normale çekmemiz lazım. Akıllı olmakta fayda var bu yönlerde, bu konularda diye düşünüyorum. Hocam şeyde benim böyle beni çarpan hikayelerden, üzerine böyle çok sık düşünmemi sağlayan hikayelerden birisidir. Bir topluluk dışarıdan Efendimizin bulunduğu alana giriyor ve şunu soruyor. Muhammed hanginiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed hanginiz diyor. Şimdi bu Muhammed hanginiz sorusu beni çok çarpmıştı. Yani kainatın efendisi, belki istese bölgenin en zengini olabilecek, böyle kaftanlar içerisinde bulunabilecek, ayrı bir makamda bulunabilecek bir kişi, o topluluğun lideri, ama orada ayırt edilmiyor kim olduğu. Yani o topluluğun liderini soruyorlar, ayırt edemiyorlar kim olduğunu. Güç, makam, mevki, evet çok çok değerli, çok çok önemli. Fakat biz bunu nasıl taşıyoruz? Biz bunu insanlara bir üstünlük aracı olarak mı kullanıyoruz? Yoksa biz bunu hayra, iyiliğe ve güzelliğe mi kullanıyoruz? O yüzden bu husus benim böyle hayatımda üzerine kafa yorduğum ve sık sık genç arkadaşlara hatırlattığım bir husus. Bunu da böyle siz anlatınca hocam aklıma geldi. Evet, kesinlikle çok güzel bir yaklaşım. Ben aslında bu olayı minimalizmi de bir yaşam tarzı değil mi, olarak düşünüyorum. Evet. Minimalizm bir yaşam tarzıdır. Yaşam tarzı daha geniş bir kavram. Böyle ideolojiler düzeyinde bir kavram. Bir insan örneğin kapitalistse onun kapitalist bir hayat tarzı vardır. Böyle manevi şeyler, dini şeylere gözünün hani kenarından bakar, onu küçümser. Bu, çünkü bir yaşam tarzıdır nihayetinde. Herkesin yaşam tarzına saygı duyulabilir. Başkalarına hakaret etmediği sürece tabii. Şimdi minimalistler de bir yaşam tarzı geliştiriyorlar. Tabii onun arkasında başka yani arayışları da olacaktır. Hayatı, anlamı vesaire gibi. Ben hani İslam da bir yaşam tarzıdır. Müslümanlar için mala sahip olmanın ne anlama geldiğini biz hani kürsülerden de dinliyoruz. Bu salebe olayı vardır. Mesela Hazreti Peygamber zamanında çok iyi bir mümin, yani sadakatli bir insan. Ama çok fazla sürü sahibi olduktan sonra namazlara gelmemeye başlıyor ve işin ucunu kaçırıyor. Ve dolayısıyla ondan sonra bir şey yapılıyor, bir örnek gösteriliyor ve sapabilirsiniz. Sapmak çok kolay. Mal sahibi olduğunuz zaman, şöhret sahibi olduğunuz zaman sapabilirsiniz. Buna karşı ciddi bir uyarı olması gerekiyor. Tamam, mal sahibi olmayın demiyor. Mala sahip olduğunuz zaman, yeri geldiği zaman kaybedebilirsiniz. İsyan etmeyin, kanaatkar olun. Yeri geldiği zaman sabretmeniz gereken şeyler olabilir. Mal sahibi olmak demek azmak değil, şükretmeyi gerektiren bir olaydır. Şükür de bir ibadettir. Dolayısıyla burada nasılı önemlidir. Yani bu bir yaşam tarzıdır. Müslümanlar da yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca servet ve mal konusundaki felsefelerini aslında ortaya koymuşlardır. Nasıl olması gerektiğini biliyorlardır.
Hani çok üst düzeyde düşünen insanlar vardır. Mesela burada bir örnek vardı. Ben örneğe değinmek istiyorum. Alimlerden bir tanesi, çok idealist bir durum ama hani toplumlarda yaygınlaşmasını bekleyemeyebiliriz. Bu bir erdem kıvılcımı olarak görmek lazım. Diyor ki burada fakrın en zayıf alameti, hani fakir kavramı var. Fakir demek muhtaç demektir. Alimler de şey başlar. Yani bu fakir diye başlar. O kadar mütevazı bir kavram ki fakir Allah'ın rahmetine muhtaç olan, bilime hala muhtaç olan, bu kitabı yazıyor ama hala bilime muhtaç olan insan demektir. Fakrın en zayıf alameti dünya bütünüyle bir kişinin olsa bile onu bir günde infak etmesidir diyor. Şimdi bu idealist bir durumu anlatıyor. Bir insan fakir, yani ben tasavvufta fakirim diyorsa dünya kadar malı olsa bile onun insanlara dağıtması gerekir diyor. Devam ediyor. Sonradan bir günlük yiyeceğini olsun elinde tutmadığı aklına gelirse diyor. Ya ben her şeyi dağıttım, yani bugünlük yiyeceğim bari elimde tutsaydım diyorsa bu insan gerçek fakir, yani fakirin erdemine ulaşmış bir insan değildir diyor. Yani burada aslında vurgulama noktası, evet, tapmayın diyor mala. Ben onu öyle anlıyorum bu 21. yüzyıl insanı olarak. Yani ama ben biliyorum ki bu insanlar, hani bunu yaşayan insanlar vardır. Bunlar bize örnek, sembol isimlerdir. Yani biz bir şey kaybettiğimiz zaman, yani kaybettiğimiz mal üzerinden üzülmemek, kendimizi derinden yok saymamak lazım. Çünkü onunla bütünleşirsek, eğer malla bütünleşirsek kendimizi, o zaman mal kaybolduğu zaman kendimizi ölmüş görebiliriz. Ve intiharlar bu yüzden, mal kaybından dolayı intiharlar belki bu yüzdendir. Çünkü anlamı kalmıyor. Hayatını ve insanlar ne der diye insanların yüzüne çıkamama ya da onların karşısına çıkamama durumundan dolayı intiharı tercih ediyor. Ama bir Müslüman bunu yapmaz, yapmaması gerekir. O bize bir emanetti, vardı ve yok oldu. Artık hayatımı devam edebilirim, kazanma çalışmalarıma devam edebilirim. Her şey ondan ibaret değil. Verene de şükür olsun, alana da şükür olsun. Ya bunlar çok güzel bir felsefelerdir. Yaşam tarzı olarak vardır yani minimalizm. İslam geleneğinin içerisinde bir kültür olarak vardır. Ve bunu iyi ayarlamak, ruh sağlığıyla uyumlu yaşamak, hayatı kaliteli yaşamak için yöntemleri belirlememiz kalıyor bize. Geçmişle günümüz arasındaki farkı da size sormak istiyorum. Yani geçmişte insanların yaşamı nasıldı, günümüzde nasıl ve daha az harcama konusunda da nasıl farklar var? Tabii az önce bahsettiğiniz bu işte yoklukla mücadele edemeyip artık intihar eden insanlarla ilgili de hani minimalizmden bahsederken burada bir fakirliği güzelleme gibi bir anlayışın da doğmasını istemeyiz sonuçta. Gerçekten çok zorlu hayat şartlarıyla karşılaşanlar da var. Sadece belki artık orada psikolojik dayanıklılığın yitik olduğu birisinden bahsedebiliriz. Ya da bunun bir imtihan olduğunu, çok zorlu bir imtihan olduğunu düşünemeyen birisinden bahsedebiliriz. Ama burada anlatmaya çalıştığımız şeyi de daha net ifade etmiş olalım istedim ve geçmişle günümüz arasındaki farkı da sizden dinlemek istiyorum. Buna muhakkak ki hocam çok çok daha tecrübesi gereği güzel bir yanıt verecektir ama benim kısıtlı ömrümde gördüğüm yaşantım şu. Şimdi eskiden bizim çevremiz sınırlıydı. Yani mahallemizdeki insanlar vardı, komşular vardı, akrabalar vardı, işte akrabaların komşuları vardı. Bizim görebildiğimiz çevre buydu. Fakat şimdi herkesi tanıyoruz. Yani yolda böyle yürürken bile eğer o kişi sosyal medya kullanıyorsa ya da birazcık popülerse onun hayatına dair bir şeyler biliyoruz. Onun nerede kahvaltı yaptığını, ne yediğini, ailesini bilebiliyoruz. Şimdi bu çok bilmek aslında insana bu bağlamda bir mutsuzluk da getiriyor. Şimdi eskiden annelerimiz, akrabalarımız işte eşlerine, babalarımıza şunu derdi. Ya işte bak bizim komşumuzun eşi ona şu koltuk takımını almış, bunu almış. Yani görebildikleri şey sınırlıydı. Fakat şimdi baktıkları zaman önlerinde insanların müthiş bir dünya var. Müthiş başarılı, müthiş şatafatlı, müthiş zengin bir dünya var. Gençler, bizler, yetişkinler böyle bir sosyal medyaya baktıkları zaman işte herkes başarılı, herkes güzel, herkes iyi yerlerde yemek yiyor. Geçmişte biz bunları göremiyorduk çok fazla. Yani sınırlıydı. Fakat şimdi herkes buna ulaşıyor. Bu sefer de problem çıkmaya başlıyor. Bir, kendimizi yetersiz hissediyoruz. Ya onlar çok başarılı. Ben neden başarısızım?
Ya da onlar çok daha mutlu, onlar çok daha zengin, ben neden böyleyim? Onların hayatları çok daha güzel. Bu sefer işte eşimize dönüyoruz, çocuğumuza dönüyoruz, ona buna dönüyoruz. Yani bir huzursuzluk baş gösteriyor burada. Fakat bizim bunun önüne geçmemiz için, bu durumun yani o alanın sahte bir alan olduğunu görebilmemiz için hayatı yaşamamız gerekiyor. Yani semt pazarlarına gitmek, sünnet düğünlerine gitmek, nikahlara katılmak, otogarlara gitmek, hastanelerin acil servislerine karışmak. Yani buralarda bizim gerçek hayatı görmemiz gerekiyor. Bazen bulunduğumuz yerden dünyayı seyretmeyi terk etmemiz gerekiyor. O huzuru kaçıracak adımlar atmamız gerekiyor kendimiz için. Farklı olanı görmek, farklı olanı dinlemek ve bu bize bir bakıma da bir şükür kapısı da açıyor. Bize bir huzur kapısı da açmış oluyor. Ama bunun için en önemli kısım biraz daha sosyal hayata karışmak. İnsanların arasına karışmak ve bu gösteri toplumunun aslında çok da gerçekçi, çok da sağlam temellere dayanmadığını fark etmek. Biz bunu fark etmediğimiz zaman mutsuzluk, benlik saygısı, depresyon, intihar eğilimi hepsi artıyor. Bu ince ayrımı, nüansı iyi görmemiz, iyi yakalamamız gerekiyor. Gelecek, geçmiş ve bugün arasında ben bunları görüyorum. Evet, çok güzel. Beni de düşüncelere daldıran bir yorumdu. Geçmişle şimdiki durum arasında aslında konuşmalarımız içerisinde geçti ama toparlamak adına söylemek gerekirse biliyorsunuz hani en aydınlanmayla belki hani başlatırsak düşüncelerdeki gelişmeler, endüstri alanındaki gelişmelere, ondan sonra zenginlikler, üretim toplumu, fabrikalar, her şeyin çoğunu üretme vesaire ortaya çıktı. Ve aslında biz 20. yüzyılda ve içinde bulunduğumuz yeni yüzyılda eski yüzyıllara göre çok daha zengin, çok daha ulaşılabilir olan şeyler var hayatımızda ve onlara ulaşabiliyoruz. Yiyecek olsun, giyecek olsun her türü var. Yani beğenmiyoruz. Bir mağazaya gittiğimiz zaman bir günün tamamını neredeyse orada geçiriyoruz. Hangisini alsak, hangisini etsek diye. Geçmişte bunlar görece değil, oldukça belirgin bir şekilde azdı. Yani hani eski yüzyıllarda belki araçlar gelişmediği için ticarette olsun, ziraatta olsun insanların üretimleri azdı ve dolayısıyla belki edebiyat da bunun üzerine kuruluydu. Hani fakirlikle, açlıkla nasıl baş edilebilir o durumu vardı. Ama şu da vardı, biz biliyoruz ki Emeviler döneminde saraydaki, Emevi sarayındaki Emevi hükümdarlarının şatafatı tasavvufun doğmasına en önemli etkenlerden biri olduğunu okudum. Dün biraz bakıyordum böyle hani tasavvuftaki duruma. Başka nedir? Katılıklar. Mesela yine aynı. Bir de aşırı rasyonalizm. Sadece rasyonalizm bile sufi geleneğin gelişmesine yol açıyor. Dolayısıyla azınlık da olsa öne çıkan zenginliklerin olduğu yerlerde tepkisel olarak insanlar daha tevazuyu, efendime söyleyeyim, kendi kendine yetebilirliği içeren yaşam tarzları kendiliğinden gelişmeye başlıyor. Bu açıdan geçmişte azdı ve hani bu insanlara, çok malı olan insanlara çok fazla tamah etmeyin, mala çok tamah etmeyin vurgusu çok fazla vardı. Şimdi de var olan şeyi nasıl yönetebiliriz, en iyi sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebiliriz üzerinde duruyoruz, dikkat edersiniz. Malımız olsun ama bunu hani sağlığımızı bozmayacak bir şekilde ona nasıl sahip olabiliriz, nasıl kaliteli hayat yaşayabiliriz, maneviyatımızı nasıl sürdürebiliriz. Ben hani şunu görüyorum, yani İslam da dahil bütün dinlerin temelde insanları yokluk zamanlarındaki, güçlük zamanlarındaki ve zorluklarla baş etme zamanlarındaki durumlarında onların mücadele etme gücü veren bir şey olarak görüyorum. Yani din ya da dindarlık kendi içerisinde bir olgunlaşmışlık ya da tamama ermiş bir durum değil. Yaşam özellikle fakirler için çok ideal bir durum sunuyor. Çünkü fakirleri kayırıyor. Yani İslam dinine baktığımız zaman şunu söylüyor. Servet diyor, fakirler arasında sadece zenginler arasında dolaşan bir meta olmasın diyor. Fakirleri gözetmemiz gerekiyor. Yani dağılımın, gelir dağılımının uçurum yaratmaması lazım. Hatta bir Mısırlı birisi, sosyalist birisi şey diyordu. Yani İslam'ın sosyalizme en yakın bir din olduğunu söylüyordu. Bu anlamda belki yani ekonomik anlamda haklılık payı var. Çünkü İslam herhangi bir ideolojiyle karşılaştırılabilir olmamakla birlikte yaşam tarzı olarak servetin
yani %10 dilimi gibi servetin sadece belli kitlenin elinde toplanmaması gerektiğini vurgulayan bir din. O yüzden kapitalizmle zıt bir yaşam tarzıdır. Ve kapitalizm neyi getirmiştir son yıllarda? Bireysel olmayı ve bireysel başarıyı öne çıkarmıştır. Bu anlamda vurguladığı şey zeka kavramı mesela 20. yüzyılda psikologlar zeka kavramı çok öne çıkarmışlardır. Ve bireysel olarak üstün insanları zeki insanlar olarak tanımlarlar. Niye? Çünkü şirketin aldığı insan zeki olursa daha fazla para kazanacak. Zeki insan daha fazla mal sahibi olan insan olarak ortaya çıkıyor. Bu şekildeki örnekle yola çıktığımız zaman yıkıcı oluyor. Niye yıkıcı oluyor? Biz rahmetle anıyoruz. Roger Garoudy, sonradan Müslüman olan Fransız asıllı bilim adamının söylediği gibi modern dünya bize mutluluk getirmedi. Modern dünya bize atom bombaları getirdi. Ve bir anda dünyadaki pek çok insanın ölümüne yol açabilecek silahları getirdi. Niye? Çünkü egoizmle, bencillikle para kazanmayı getirdi. Der ki yine Garoudy, batıdaki insanların buzdolaplarının buzluklarında olan malzemeyi siz çıkarsanız Afrika'da aç olarak ölen insan kalmaz. Nerede şimdi o birikmiş mal? Batı'da zengin ülkelerde ve bireyselcilik hakim. Zeka seviliyor çünkü zeka sadece bireysel egoizme ve kapitalizme hizmet ettiği için var. Bakın yani İslam'da olsa alimlere sorsalardı, alimler topluluğuna zekayı bu şekilde kullanması asla izin verilmezdi. Zeka derdi kolektif bir kültür olarak toplumun, Müslümanların yani akıllarının sağlıklarını sürdürebilmeleri, mutlu olmaları, efendim fakirleri kayırmaları, saadetin ve adaletin var olduğu bir topluluk için kullanılması söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla böyle bir yaşam tarzı olursa ancak bizim için servetin yeri çok daha net olarak ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum, böyle hani uzadıkça uzayabilecek olan bir konu. Evet. Tam onu söyleyecektim. Gerçekten sonu gelmeyecek bir konu. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bence zihnimizde de yeni pencereler açan yerlere vardı bu sohbet. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.